Herkese merhaba. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Gündemi değerlendireceğiz. Çok kısa bir aramız var. Aradan sonra buradayız. Evet, Sabah Spor'undan herkese bir kez daha günaydın. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle beraber olacağız dedik. Radyospor.com, Twitter'da Ali Yerim, Barış Ertuğrul adreslerinden bize mesajla ulaşabilirsiniz. Barış abi günaydın. Günaydın herkese. Evet. Hoş geldin. Hoş bulduk. Dün de Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın açıkladığı rakamlarda iyileşen hasta sayısı, yeni vaka sayısının çok üzerindeydi. Yapılan teste göre pozitif çıkma oranı da yine düşük seyretti. Olumlu rakamlar devam ediyor Barış abi. Onu söylemek lazım. Dün Fahrettin Koca'nın açıklamaları bu şekilde devam etti. Üst üste dördüncü gün oldu zannedersem. İyileşen hasta sayısı, yeni vaka sayısının çok önünde. Bu şekilde devam ediyor. Evet, şimdi tabii bu dün de sen yoktun. Pazartesi ve salı günleri günü, dün ve evvelsi gün Mert'le bunu konuştuk. Genel yorumun virüsün etkisini kaybettiğini, yani bulaştığı insan, virüs aynen bulaşmaya devam ediyor. Bulaşıcılıkta bir değişiklik yok, fakat artık uğradığı mutasyondan mıdır nedir? Virüs etkisini kaybetmeye başladı. Bulaştığı insandaki semptomlar daha hafif. Nefes darlığı pek yapmamaya başladı. Tabii burada 65 yaş üstünün sokağa çıkmıyor olduğu önemli. Kronik hastaların sokağa çıkmıyor olduğu konusu önemli. Dolayısıyla yetişkin insanlarda da ciddi şeyler yaratabilirken artık 1-1,5 ay öncesine göre virüsün semptomlarının ağırlığı hafiflediği için hafif öksürük, ateş 38-38,5 civarı ateş, hafif öksürük, bu şekilde ateş düşürücüyle evde izole ederek insanlar kendini hastanede yatmadan 3-5 günde bu işi atlatabilir hale geldiklerinden bahsediyorlar. Bu da tabii rakamlara, bir anda hastane rakamlarına, yoğun bakım rakamlarına, hatta test rakamlarına yansıyor. Şimdi test sayısında da düşüş oluyor. 35-40 bine çıkmışken 20 binlere tekrar gerileme. Burada da çünkü test yapmaya gerek duymadan yani zaten sen koronavirüs gibi gözüküyorsun, sen ateş düşürücünü al, evine git, kendini dinle, nefes darlığı falan olur da ateşin düşmemeye başlarsa ateş düşürücüyle, o zaman gel yatıralım ya da test yapalım dediklerinde, o testi yapıp pozitif çıkarsa yansıyor. Yani o testlerde gözükmeyen, koronavirüs vaka sayısında gözükmeyen en az bir o kadar daha koronavirüs vakası var Türkiye'de. Yani bunu biliyoruz artık. Bunu kendileri de zaten söylüyorlar. Diyor ki biz test yaptıklarımızı açıklıyoruz. Şimdi test yapmaya gerek duymadıkları vakalar, vaka olduklarını tahmin etseler bile görüntüden, sen herhalde koronavirüsün ama sana şimdi test yapmayalım çünkü sen zaten ciddi bir semptom yok, kendini kontrol et, seni biz takip edelim deyip ondan sonra eve gönderip evden arıyorlar. Evden takip ediyorlar falan. Bazen de test yapma gereği duyduklarında zaten o test pozitif çıktığında da rakamlara yansıyor. Ama ondan sonra bile yine evine gönderiyorlar. Yatırma artık azaldı hastanede. Çünkü asıl problem hastanede yatırmak ne zaman önemliydi? Ateş düşmediğinde ve nefes darlığı olduğunda önemliydi. Solunum desteği vermek için önemliydi. Şimdi nefes darlığı meselesi ortadan kalkarsa, o çok bizi rahatlatıyor, kurtarıyor ki şu anda oraya doğru bir gidiş var. Virüsün etkisini, gücünü kaybetmesiyle alakalı. İnşallah bu tespit doğrudur. Bu doktorların tespiti bu arada. Yani bu söylediğimi ben kendim bilmiyorum. Bunu doktorlar böyle olduğuna kanaat getirmeye başladılar. Kendi yaşadıkları sahadaki tecrübelerden. Bu tabii sana şöyle söyleyeyim. Ne kadar iyi bir haber bu. Dün Mert'e de söyledim. Neredeyse aşı bulunması gibi bir iyi bir haber. Şimdi sen dünyayı felce uğratan, ekonomileri felce uğratan, binlerce, on binlerce insanın hayatını kaybettiği, acıların yaşandığı, felaketlerin yaşandığı, trajedilerin yaşandığı İtalya'sından, İngiltere'sine, Çin'inden, Amerika'sına kadar her yerde trajedilerin yaşandığı böyle bir durum ve ekonomik olarak büyük bir yıkım ve etkilerinin de 6 ay, 1 sene daha minimum ciddi şekilde işsizlik olarak, sefalet olarak, alım güçlüğü olarak, paranın değer kaybı olarak bütün dünya devletlerinin yaşayacağı böyle bir pandemide sen düşünebiliyor musun? Virüs istediği kadar bulaşsın, bulaştığı kişiyi nezle yapıyor mesela, lafın gelişi. Ya bu müthiş bir haber. Aşıyı bulmuş gibi sevinebileceğimiz bir haber bu. Oraya doğru bir gidişat var. Rakamlar da onu yansıtıyor. İşin özeti bu açıkçası. Tabii bu garanti değil.
garanti değil. Bu söylediğim doğruysa bile, doğru olsa bile bunun geri dönmeyeceği kesin değil. Yani birdenbire hani bu virüs bir mutasyona uğradı da etkisini böyle kaybediyorsa bile tekrar bir mutasyona uğrayıp yine ağır semptomlarla geri dönerse, çünkü bulaşıcılığı aynen devam ediyor. Evet. Bulaşıcılığını azalmış olması ülkemizde, İstanbul merkezli bir zaten şey var, bulaşıcılık var. Bunun azalmış olması da tamamen alınan önlemlerle alakalı. Yani cumartesi pazarların sokağa çıkma yasağı olması, 23 Nisan tatili perşembeydi, cumayı birleştirip 4 gün sokağa çıkma yasağı olması. Şimdi önümüz 1 Mayıs Cuma, 1 Mayıs Cuma'yı zaten tatil olduğu için onu da sokağa çıkma yasağı yapıp cumartesi pazar sokağa çıkma yasağı birleştirmesi. Bu tip 23 Nisan tatili 4 gün tatil ve sokağa çıkma yasağı, cumartesi pazarlar 20 yaş altı 65 üstü dediğin zaman böyle kısıtlayıcı, sokağa çıkmayı kısıtlayıcı tedbirleri aldığın zaman bunun doğrudan bulaşıcılığı zayıflatıcı etkisi var. İnsanlar ne kadar az bir araya gelirlerse, ne kadar az sokağa çıkarlarsa o kadar bulaşıcılığa darbe vurulmuş oluyor. Biz de bu yönde ekonomiyi yine hiçbir şekilde sekteye uğratmadan, devletin vatandaşa fatura ödeme konusunda ilk gününde mesaisinde sokağa çıkma yasağı yapmamak kaydıyla bu işi etrafından dolaşarak halledebilecekleri bu formülizasyonlarla, yani önce tatil ilan et, sonra sokağa çıkma yasağı ilan et, o günleri, söz konusu günleri yaklaşımı içerisinde, öyle ya da böyle sonuçta bunu ne kadar fazla yaparsan o kadar fazla netice alıyorsun virüsün bulaşıcını durdurmakta. Onun için biz olumlu buluyoruz. En baştan beri yaptığımız en önemli eleştiri neydi? Sokağa çıkma yasağı uygulanmamasıydı. Sokağa çıkma yasağını uygulamaya başladılar. 3 gün dediler, 4 gün dediler, 2 gün dediler ama hiç yoktan iyidir, 1-0'dan iyidir. Dolayısıyla bunun da bulaşıcılığa bulaşıcılığı durdurma konusunda ne kadar iyi etkileri olduğunu da rakamlardan zaten görmeye başladık. İnşallah da böyle devam eder. Şunu tabii klişe oldu, artık herkes bıktı belki ama hani bunları bu kadar söyledikten sonra bir kere daha söyleyelim. Sokağa çıkma yasağı şu anda yok. Cuma, cumartesi, pazar var ama bugün de dahil olmak üzere bizi dinleyenler sokağa çıkmak zorunda değillerse gezmeye, tabii, çıkmaya, dolaşmaya, hava almaya, çok sıkıldık evde bunaldık çıkalım bir arkadaşlarla da buluşalım yürüyelim falan filan yapmasınlar. Tehlikeye kendilerini yüzdük kuyruğuna geldik diye düşünsünler. Dişimizi bir ay daha sıkalım diye düşünsünler. Çünkü sadece bizim takvimimiz değil, diğer ülkelerin takvimlerinde de gördüğümüz bu iş Mayıs sonu itibariyle kademeli olarak hayatı normalleştirebileceğimiz bir sürece doğru giriyor. Çünkü yaz aylarına da giriyoruz. Havalar da ısınıyor. Virüsün o anlamda sokakta falan zeminler üzerinde yaşama şeyi de zayıflayacak havanın ısınmasıyla beraber. Dolayısıyla birbirimize yine yaklaşmazsak, sosyal mesafe denilen hadiseyi korursak yazı daha rahat geçireceğiz. O zaman belki bu tehlike ortadan, eğer ikinci bir dalga gelmezse Eylül gibi, kalkacak diye herkes umut ediyor. Dolayısıyla hani burada zaten Ramazan bayramı şu anda, yani Ramazan'dayız, önümüz bayram, Mayıs sonu, şu Mayıs ayına giriyoruz şu anda, bir ay kaldı. Bu bir ay gerçekten işe gidip çalışmak zorunda olan her türlü dikkati, hijyen bakımından, etrafıyla ilişkileri bakımından dikkat ederek hareket ederse, zaten toplu taşımada vesaire de birçok önlemler alındı. Herkes maske takıyor, takması gerekiyor. Bir şekilde maskeye insanlar da ulaşabiliyorlar öyle ya da böyle. Ondan sonra işte bunu da böyle atlatabiliriz. Yani zoru geçti gibi gözüküyor eğer tekrar yeni bir olumsuzluk olmazsa. O zaman işte liglerin de Haziran ayının içerisinde oynanabileceğini konuşmaya başladı Türkiye. Haziran 15 gibi bir rakamlar veriyor. İşte Mayıs ayında ortalarında Almanya başlayabilir. Orayı bekliyoruz bu ay sonu. Oradan bir karar çıkabilir. Tabii Fransa'nın, evet, şimdi ben doğru söyleyeyim, oynamaması, Fransa'nın ligi bitirmiş olması sürpriz oldu aslında. Herkes Fransa'da oynar kalan maçları diye beklerken Fransa dedi ki Eylül'e kadar ben hiçbir şey yapmıyorum dedi ve ligi de bu haliyle bitirdi. Tabii şimdi küme düşme hattı ne oldu? Onları sen anlatırsın. Ama Paris Saint-Germain zaten açık ara liderdi. Paris Saint-Germain'i şampiyon ilan edip Şampiyonlar Ligi'ne göndermelerinde bir çok büyük bir kriz çıkmaz Fransa'da, ama bizim gibi puanları birbirine çok yakın olan Trabzon, Başakşehir aynı puan, Galatasaray potada falan, buralarda şampiyonluk mücadelesine nasıl racon kesilir? Ya yani bir şekilde oynatmak zorunda hissediyoruz biz kendimizi. Küme düşme hattı
keza öyle. Alttan terfiler öyle. Bunlar çok sıkıntılı konular. Bakalım ne olacak? Top sende. Evet. Fransa'da dün Barış abinin söylediği gibi sürpriz denilebilecek bir karar çıktı. Fransa Başbakanı Edouard Philippe 2019-2020'de yani bu sezon Lig 1 ve Lig 2'nin sona erdirildiğini açıkladı. Fransa'da büyük spor organizasyonları Eylül başına kadar yasaklandı ve futbol dahil tabii tüm spor müsabakaları yasaklandı. Onu da söyleyelim. Bu arada az önce Barış abi senin söylediğin konu hani gelecek sene Şampiyonlar Ligi'ne, gelecek sene UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek takımlar. Nasıl belirli olacak? Daha belirlenmedi. Belirlenmedi. Daha belirlenmedi. Toplantı yapacaklar evet, ama ne yapacaklar? Nasıl racon kesecekler? Onu bilmiyoruz. Olduğu haliyle. O beklenecek. Şimdi UEFA'nın 55 ülke federasyonuna gönderdiği bir yine şey vardı. Nasıl söylerler? Hani 25 Mayıs'a kadar UEFA tavsiye dedi ki bana şeyi verin, planınızı, programınızı gönderin. Hani ne planlıyorsunuz? Ligi ne zaman bitireceksiniz? Çünkü UEFA o geri dönüşleri aldıktan sonra Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin programını belirlemek istiyordu. Eğer de 25 Mayıs'a kadar bildirdin, ligini oynatmayacaksan, öyle bir niyetin varsa da şeye karar ver. Hangi takımı şampiyon ilan edeceksin? Gelecek sene Şampiyonlar Ligi'ne göndereceksin. UEFA Avrupa Ligi'ne göndereceksin. UEFA'nın böyle bir isteği vardı. Şimdi tabii Fransa 5 büyük ligden bir tanesi ve Eylül ayına kadar yasaklamasıyla beraber hemen akla Şampiyonlar Ligi geldi. Şampiyonlar Ligi'ni nasıl organize edecek? Çünkü Paris Saint-Germain ve Lyon Şampiyonlar Ligi'nde devam ediyorlar. Fransa'nın takımları. Şimdi UEFA'da Ağustos ayına kadar bitirmek istiyordu organizasyonları. Şimdi deniyor ki oynanmasa bile, Fransa'da oynanmasa bile başka bir ülkede oynayıp Şampiyonlar Ligi maçlarını yine turnuvaya katılacaklar. Yani UEFA bir program belirleyecek gene her halükarda ve işte Paris Saint-Germain ona dışarıdan katılacak. Belli bir yer seçecek ve ona göre devam edecek ama Fransa'nın kararı bence sürpriz ve biraz radikal bir karar. Biraz şimdi, erken aldılar gibi. Şimdi tabii yani açıkçası baktığın zaman Fransa'nın durumuna, dünyanın durumuna baktığın zaman böyle bir tablo ortaya çıkmış. Sokağa çıkma yasağı Paris dahil her yerde ilan edilmiş. Hı-hı. Halen de bu devam ediyor. Büyük vaka sayıları var. Ölümler var Fransa'da. Fena yaşayanlardan biri Fransa. Ondan sonra ligi de tabii durdurmuşlar. Şimdi de bakıyorlar şöyle bir sağlarına sollarına. Daha tam anlamıyla hani kontrol altına alıyor gibi gözüküyorlar ama her şey bitmiş değil. Hayat normale dönmeye başlamış bile değil Fransa'da. Diyor ki şimdi ne futbolu diyor, ne maçı diyor. Ben bir de bununla mı uğraşacağım diyor. Ben şu an hala diyor halk sağlığını, kamu sağlığını kontrol altına tam anlamıyla almış değilim. Hayatı ekonomik olarak, sosyal olarak normalleştirmiş değilim. Ben bu maçları UEFA istiyor diye buradan ne oynatacağım? Bitirdim abi. Bu sezonu kapattım. Hadi geçmiş olsun. Benden Şampiyonlar Ligi'ne, Avrupa Ligi'ne takım istiyorsanız ona da dur bakalım bir daha. Bir ayrıca toplanır konuşuruz. Şimdi ben bir Eylül'e kadar beni rahat bırakın. Ben kendi memleketimi düzene sokayım diyor. Aslında bunda şaşıracak, hayret edecek falan hiçbir durum yok. Aslında Fransa normal bir karar aldı. Böyle bir durumda bir ülkenin, pandemiyle mücadele eden bir ülkenin alacağı karar aldı. Dedi ki futbolu ben Eylül'e kadar her şeyini bırakayım. Bu böyle bitmiş olsun bu lig. Her ligi sonuna kadar getiremeyebilirsin böyle force majeure durumlardan dolayı. Nasıl maç yarıda kalıyor? Hı-hı. Lig de yarıda kalır. Dolayısıyla ben bunu devam ettiremeyeceksem, tamamlayamayacaksam toplumu germeye gerek yok, zora sokmaya gerek yok daha fazla insanları, sağlık çalışanlarını, test kitleri lazım, o lazım, bu lazım. Eylül'e kadar bitti abi. Neyse bittiyse bitti işte. Bu kaldığı yerde o düşen düştü, çıkan çıktı, şampiyon olan şampiyon oldu diyebilir yani önümüzdeki günlerde. Eylül'e kadar da işler normalleşirse yeni sezonu başlatırız Eylül'de. Bitirebilirsek onu bitiririz. Allah kısmet ederse gibi bir şeyle karşı karşıyayız. Bunu da böyle baktığın zaman bu bizim çok işimize gelmiyor. Yayıncı olarak, yorumcu olarak istediğimiz bir tablo değil. Kulüplerin de istediği bir tablo değil. Ama hayat böyle bir şey. Dolayısıyla aslında çok şaşıracak bir durum yok. Şimdi ama bu süreçte kararlar değişti. Onu gördük. Aslında bizi burada şaşırtan ne oldu biliyor musun? Yani Fransa nasıl tatil etti dedirten Almanya oldu bize. Çünkü Almanya ben diyor oynamaya hazırlanıyorum diyor. 30 Nisan'da karar alacağım diyor. Mayıs ayı içinde başlayabileceğini deklare etti. Ve karşıt insanlar olmasına rağmen bu konuda. Hüseyin Özkök'e de bağlar mısın Hakan yayına? Hüseyin de bu konuda fikirleri var.
Almanya deyince aklıma geldi. Almanya mesela oynatmaya hazırlanırken, şimdi Almanya daha hızlı kontrol altına aldı pandemiyi vesaire. Hani Almanya Mayıs'ta başlarsa, Haziran'da Fransa, Türkiye, hatta İspanya, İtalya top antrenmanlara çağırdı oyuncuları. Şimdi İtalya'da da en büyük yaşayan, ilk yaşayan felaketi İtalya. İtalya, Ronaldo geldi İtalya'ya falan antrenmanlara. Bunlar, onlar da seyircisi bir şekilde oynayacaklara falan insanlar alışmaya başlamışlardı. Fransa birdenbire dedi ki ben oynamıyorum Eylül'e kadar. Şimdi bu şaşırtıcı oldu. Hani İtalya'daki, Almanya'daki bu yaklaşım. Tabii zaten o yüzden yani bir bekle gör stratejisi de yapabilirdi. Çünkü şimdi 5. aya giriyoruz. Kesti attı. 9. aya kadar yok etti birden. Kesti attı. Şimdi takımların da bana sorarsan bütün motivasyonu, oyuncuların motivasyonu, çünkü şimdi bir şekilde belirsizlik olduğu zaman oyuncular yalandan da olsa çalışıyorlar. Şimdi sahaya inen takımlar da var, yavaş yavaş sahaya inen takımlar da var. Hani Mayıs'ta oynanmasın Fransa Ligi'nde. Haziran'da oynanmasın ama mesela Temmuz, Ağustos düşünülebilirdi Fransa Ligi'nin de bitirilmesi için. Ben o bakımdan hani bir anda böyle kestirip atmaları, gerçi süreçte sürekli şey değişiyor, alınan kararlar değişiyor. Tekrar yenileyebilirler. Mesela Hollanda, Belçika dahi henüz tam olarak netleştirmiş değil. Onlarda bile bir UEFA ile bir... Hollanda'da takımlar dava edecekler. İşte orada yani da bir bunu, sürü problem çıktı. Yani sen şimdi kalktın, ligi yok saydım dedi Hollanda, bir de Fransa olduğu halde de şey ama Ajax'ı gönderiyorum şampiyonluğa dedi. Şimdi ligde ikinci sırada olan takım. AZ Alkmaar'da dedi ki ben Ajax'ı sezon içerisinde iki kere yendim. İkili averajda öndeyim. Nasıl gidiyor şampiyonluğa? İkili averajda öndeyim. Benden şeyde gidiyor. Ajax playoff turuna gidiyor. AZ Alkmaar 3. ön elemeye gidiyor. Evet. O da diyor ki nasıl olur? Nasıl olur? Böyle bir şey. Tabii haklı. İşte o yüzden sanki biraz erken gibi geldi. Hani süreci ben böyle de öyle düşünüyorum. Ben gözlemleyip, ben de beklemiyordum. Hayır, normalde dediğin gibi ben de öyle düşünüyorum. Normalde bu karar kimse şey yapamaz ama içinde bulunduğumuz şartlarda insanlar, özellikle Almanya, özellikle İtalya, bu ligin kalan bölümünü hangi takvimde oynamaya başları seyircisizi konuşmaya başlamışken, Türkiye bunu konuşurken, birdenbire Fransa'nın böyle bir şey içine girmesi, 1 Eylül'e kadar biz bu işi bitirdik, kapattık, neyse o, yeni sezona bakarız Eylül'den sonra demesi, normalde doğru bir karar, anlaşılabilir bir karar ama bu içinde bulunduğumuz gelişmeler ışığında Almanya'dan bu Mayıs ayında oynama beklentisi varken şimdi ne oldu? Şu insanların eli güçlendi. Şimdi Almanya'da da bir kısım insanlar ya diyorlardı, test kitlerini bu takımlara 20 bin test kiti angaje edeceksin. Bunların oynaması, işte bunların izolasyonu, takımların izolasyonu, oynarken habire test yapacaksın. Aynı oyunculara sürekli oyuncuların testler. Oyuncuların psikolojisi. Sonra o sağlık çalışanlarının maçlara angajmanı, maçlar oynanıyor diye ambulans, doktor oraya angaj edeceksin. Bu doktorlara, ambulanslara bizim ihtiyacımız var ülke olarak. Yani devam ediyor pandemiyle mücadele. Dolayısıyla bu pozitif ayrımcılık, bu kulüplere pozitif ayrımcılık nedir yani? Efendim batıyoruz, ediyoruz, mediyoruz diye toplumdan daha mı değerli, halk sağlığından, kamu sağlığından daha mı değerli diyenler vardı Almanya'da. Hatta Merkel biraz daha o tarafa yakındı. Fakat kulüplerin ekonomilerini sürdürmeleri ve rekabetçi olarak Alman liginin de tüm Avrupa liglerinde öne çıkması bakımından bunu bir fırsat olarak görenler ve bu pekala yapılabilir, biz bu hale geldik, biz bu pozisyona geldik pandemiyle mücadelede, seyircisiz bu ligleri oynatabiliriz noktasında ortada bir durum vardı ve daha ziyade oynanabileceğine kanaat gelmişti. Çünkü Almanya'da rakamlar iyi, hastanede yük yok vesaire. Ligi de oynayalım, Alman Bundesliga'da buradan istifade, Premier Lig'le adı konmamış bir mücadelesi var Avrupa'nın en önemli ligi olma konusunda. Premier Lig oynamakta zorlanırken, daha geç oynayacağı anlaşılan bir tablo varken, Bundesliga erken harekete geçip takım ekonomilerini de canlandırmaları, yayıncı ekonomilerini de canlandırmaları, halka da moral olması bakımından bu işi harekete geçirince önümüzdeki sezon itibariyle kulüp ekonomileri, lig ekonomisi vesaire bakımından da avantajlı olabilirdi. Bunu söylediler. Premier Lig'den daha iyi bir lig olabiliriz. Premier Lig ekonomisi zayıflarken biz güçlenebiliriz ekonomi olarak. Daha pahalı oyuncu, daha iyi oyuncu bizim ligimize gelebilir. Bu vizyonu da ortaya koydu Almanlar ve böyle bir Mayıs ayının 15'i ile 30'u arasında ligin başlayabileceğine dair kanaat oluşmuştu. Şimdi Fransa'nın aldığı bu karar Almanya'daki olumsuzların da elini güçlendirdi. Bak Fransa'da oynatmıyor, biz niye ısrar ediyoruz diye. Belki de orada suyun akışını da Almanya'da ligin oynanmaması yönünde değiştirebilecek. Ki 30 Nisan'da yanılmıyorsam toplantı. Belki de bu yönde kafaları karıştırdı her yerde. İşte burada düşünülebilir ama Almanlar da kesin demiyor.
Onlar da süreci takip ediyorlar. Peki Hüseyin Özkök bu işi çok yakından takip ediyor. Fransa'daki gelişmeleri de dün hem onunla konuştuk telefonda hem de Twitter'dan birbirimize paslaştık. Almanya'nın tabii kararını nasıl etkiler? Almanya'daki son durum nedir? Fransa'nın bu kararı İtalya'yı, Türkiye'yi nasıl etkiler? İspanya çok önemli. İspanya Şampiyon Ligi'ne gönderdiği takımlarla birlikte özellikle İtalya, İspanya'da Fransa gibi davranırsa ortada Şampiyon Ligi diye bir şey kalmıyor. Tabii. Yani oynayacak takım kalmıyor. Bakalım Hüseyin ne diyor? Günaydın Hüseyin. Günaydın Barış, günaydın Ali. Günaydın. Hoş geldin, günaydın. Evet, Fransa'daki aslında baktığında beklenen ama yaşandığı yani süreç itibariyle beklenmeyen, son evet. Günde beklenmeyen bu karar. Ne düşünüyorsun ve bunun Almanya başta olmak üzere diğer ülkelere yansımaları ne olur sence? Şimdi Almanya'dan hemen başlayayım. Dün akşam bir gelişme yaşandı. Bu Almanya Futbol Ligi'nin yani DFL'nin hazırladığı bu sağlık konsepti vardı 41 sayfalık. Onu Almanya'ya Federal Çalışma Bakanlığı inceliyordu. Çalışma şartlarına uygunluğunu inceliyordu. Birkaç düzeltmeyle bu raporun kabul edildiği haberi geldi dün akşam. Evet, bu o zaman evet. Oynanabileceğine dair bir işaret evet. De aslında. Evet, bir işaret daha. Çalışma Bakanlığı bu raporu kabul ederek İçişleri ve Sağlık Bakanlıklarına gönderdi. Onlar da kendi açılarından inceleyecekler muhtemelen. Ve bu 30'undaki hükümet toplantısına sunacaklar. 6 Mayıs'ta da bir de Federal İçişleri Bakanları toplantısı var. Daha doğrusu Eyalet İçişleri Bakanları toplantısı. Almanya'da 16 eyalet var. Onların İçişleri Bakanları da 6 Mayıs'ta bir toplantı yapacaklar. Pardon, düzeltiyorum. Spor Bakanları. Bu hükümet son bir tavsiye kararı alacak yani 30'unda ve topu bu İçişleri Bakanlığı Spor Bakanları toplantısına atacakmış 6 Mayıs'ta. En son haber dün oydu. 6 Mayıs'taki Spor Bakanları toplantısında eyaletlerin yani 16 Spor Bakanı toplanacaklar ve Bundesliga'nın başlayıp başlayamayacağına nihai kararı verecekler. Çünkü eyaletten eyalete değişik koşullar var. Dolayısıyla bir ortak karar almaları gerekiyor. Federal hükümetin de tavsiyesiyle son nihai kararı 6 Mayıs'ta çıkaracakları söyleniyor. Bu bağlamda Bundesliga aslında oynamaya hazır. Yani bu sağlık konsepti kabul edildikten sonra minimum şartlarda en az rizikoyla Çalışma Bakanlığı futbolun oynanabileceğine karar verdi. Peki o minimum rizikoyla oynanabilme şartları dediğin zaman bunlar yine uçaklarla uçup deplasmanla oynayacaklar seyircisiz, doğru mu? Tabii. Yani öyle bir öyle bizdeki gibi İstanbul'da toplansın, İstanbul'da oynansın, Antalya'da oynanır mı sıcak, böyle bir şey demiyorlar. Onlar diyorlar ki uçaklarla giderler birbirlerinin statlarında seyircisiz oynarlar. Bu pekala yönetilebilir diye bakıyor Almanya. Tabii ki futbolcuların evinden başlayarak o raporda futbolcuların evinden başlayarak stadyumda işte taşıt araçlarında her yerde nerede olursa olsun yani futbolcular ve maçlarda çalışan insanlar nerede bulunurlarsa bulunsunlar onların hijyen koşullarını belirleyen bir rapor bu. Hı hı. Herkes ona göre davranacak ve buna göre de işte riziko. Onun içinde bireyler olarak hepsi böyle davranınca bir araya geldiklerinde de hiçbiri virüs taşımadığı için sorun olmayacak. Zaman ikili mücadelede girebilecekler. Efendim işte soyunma odalarında da sorun yaşamayacaklar. Vesaire vesaire diyorsun. Yani. Az önce senin de söylediğin gibi yine de karşı çıkanlar var tabii. Etik olarak karşı çıkanlar var. Test bağlamında karşı çıkanlar var. Futbolcuların ayrıcalığı ne diyenler var. Bir sürü sektör. Tabii burada bir pozitif ayrımcılık var bu iş koluna. Bu futbol endüstrisi çok önemli bir endüstri. Ve şöyle de bakmak lazım. Yani Almanya Bundesliga sonuçta Almanya'nın bir sürü şeyi var. Otomotiv sektörü gibi ilk akla gelen bir sürü şey var. Almanya'nın güçlü olduğu sektör var. Futbol ekonomisi, futbol endüstrisi de Almanya'nın güçlü olduğu bir iş kolu. Alman Bundesliga'nın değeri itibariyle. Orayı da tabii güçlü tutmak aslında bir Almanya'nın milli bir konusu. Geçen gün bir etik profesörü, etik konusunda uzman bir profesör bir açıklama yaptı. Dedi ki yani etik olmadığı söyleniyor ama Alman Futbol Ligi'nin başlaması en azından tüm Almanya için bir
deneme, hayata yeniden başlamayı örnek olarak alma açısından başlanabilir dedi. Yani bu etik olarak çok da etik değil diye görmeyin dedi yani. Evet, görmeyin dedi. Diğer sektörlere de örnek olur. Yani biz de tip önlemler alarak hayata dönebiliriz. Otomotiv zaten dönmeye başladı. Bundesliga bunun bir örneğini teşkil edebilir. O yüzden etik olarak ben aykırı görmüyorum diye bir açıklama yaptım. Çok tabii ılımlı, çok demokratik bir yaklaşım sergilemiş. Almanlar zaten yani eyalet başkanları, işte merkezi otoritenin başındaki Angela Merkel'di. Farklı siyasi görüşlerden, farklı siyasi partilerden müthiş bir uyum içinde, siyaset üstü bir yaklaşımla halk sağlığını, ülkenin ekonomisini, sosyal boyutuyla, etik boyutuyla, finansal boyutuyla her kademeden görüş alarak, herkesin kaygılarına dikkat ederek, hassasiyet göstererek gerçekten müthiş bir uyum içinde çalışıyorlar. Halk da çok disiplinli, kurallara uyuyor. Gerçekten hayranlıkla izliyorum ben Almanları. Şimdi Almanya'da bu durumda hani artık oynanabilir gözüküyor. Yani hazır oldukları, oynanabileceği ortaya çıktı. Son karar işte siyasi irade tarafından verildikten sonra 23 Mayıs'ta başlayabileceğini düşünüyorum ben, ki genel kanı öyle zaten, çünkü takımların antrenman yapması gerekiyor. Evet. Mesela bu konuda Köln Spor Akademisi'nden yine bir spor profesörü açıklama yaptı. Yani bu futbolcuların en az 3-4 hafta çalışmaları gerekiyor. Sahaya çıkarlarsa çok büyük sakatlıklar yaşanır dedi. Dolayısıyla 23 veya 30 Mayıs'ta eğer izin çıkarsa başlayabileceği konuşuluyor, ki ben de öyle tahmin ediyorum. Çünkü hemen 9 Mayıs'ta başlamalar mümkün değil. Bu kadar kısa çalışma süresiyle 23 veya 30 Mayıs'ta eğer başlarsa hep beraber Esport'tan da maçları seyredebiliriz. Şimdi tabii Esport 2, Esport 2 kanalı Bundesliga'nın yayıncısı. Arkadaşlar da tabii Esport tarafında, Esport 2 tarafında daha doğrusu heyecanla bekliyorlar. Biz de tabii hem Radyo Spor'da hem Ajans Spor'da Alman Ligi'ni daha öne çıkartarak tabii konuşacak, oynanan bir futbol. Hepimiz aslında bir yerde çok da heyecanla bekliyoruz. Tabii hepimize moral olacak. Yani Türkiye Ligi'nin de oynanabileceğini hissettirecek bize. Hayatın normalleştiğini hissettirecek. İnsanlara televizyon başında seyredecek bir şey verecek. İddia canlanacak. İnsanlar Almanya Bundesliga'ya bahis yapabilecekler. İddia oyunu insanlarda bir normalleşme hissi yaratacak. Dolayısıyla bizim Radyospor'un içeriği, yayın içeriği, iddia boyutuyla, normal yayınlarda konuşulmasıyla, tabii Türkiye Ligi de, çünkü 23 Mayıs atıyorum şimdi Alman Ligi başında, pekala biz de Almanya Ligi'ndeki yaklaşımı taklit ederek bu Mayıs ayında da böyle devam ederse rakamlar, biz de Haziran'ın ortasında ligi, kalan 6-7 hafta zaten, bunu oynayıp bir şekilde seninle de konuştuğumuz gibi geçtiğimiz günlerde İstanbul'da toplayarak yapabiliriz veya Almanya gibi, çünkü Mayıs sonunda iç hatların açılması gündemde. Ali onu takip etti mi bilmiyorum. Onu da konuştuk yayınlarda. Orta koltuklar boş bırakılarak bir sıraya orta koltuğa kimseyi almadan bir sıraya pencere koridor. Ondan sonra bir sıra boş, bir sıra pencere koridor, bir sıra boş, böyle böyle %30-35 kapasiteyle. Tabii bilet fiyatları çok artacak bu durumda. Takımlar bu durumda özel uçakla gidip gelecekler. Yani hani böyle tarifeli uçakla gidecekler için. Tabii zaten tarifeli uçaklar da özel uçak gibi olacak, merak etme. Yani tarifeli uçağa da binsen bu bahsettiğim koltuk planlamasıyla ve bilet fiyatlarıyla özel uçak gibi parasına uçacak zaten insanlar. Öyle 300 liraya İstanbul, İzmir falan. Yok, bitti artık o işler. 3000-4000 liralar konuşulacak. Uçağa binmek yine çok külfetli bir şey olacak. Gerçi şu anda petrol hani çok ucuz. Gerçi uçak bileti fiyatları böyle ucuz kaldığı sürece ama uçağın kalkması, inmesi çok büyük bir iş o. Sadece zaten petrol fiyatıyla olsa keşke. Bir zarar ettiler. Bu krizden, bu pandemiden ekonomik olarak en çok zarar gören hava yolu şirketleri, havaalanı işletmeleri. Evet. Onlar tabii çok büyük zarar gördü. Diğer sektörler öyle ya da böyle bir şekilde uzaktan erişimle, işte ücretsiz izin yaparak, Türkiye değil, dünyadan bahsediyorum. Efendim işte eleman çıkartarak, şu bu falan, ücretsiz izinlerle bir şekilde
geçiş yapmaya çalıştılar. Şu süreci geçirmeye çalışıyorlar. Tabii çok büyük hasarlar var her sektörde. Hemen de geri dönmeyecek. Ekonomik tsunami boyutu bizi bu kışı çok zor geçirmemizi, 2020'nin 21'e bağlayan kışı çok zor geçirmemize sebep olacak. Bunu biliyoruz ama gerçekten havayolu şirketlerinin içinde bulunduğu durum çok kolay kolay ve turizm sektörü diyelim, otelcilik vesaire de keza aynı durumda. Çünkü mesela düşün, şu anda yaza giriyoruz. Bu yazı çok izole bir şekilde müşteri kabul edebilseler bile çok izole şekilde kabul edeceği için oteller, arkadan da off sezona geçtikleri için o turizm sektörü de önümüzdeki yaza kadar facia vaziyette, yani uçuşlara. Yani dolayısıyla yani ülkemizin de turizm gelirleri en önemli ihracat gelirleri. O bakımdan bizi ülke olarak da ekonomik olarak çok zor bir dönem bekliyor. Bir yandan dünyayı da başta turizm sektörü, havayolu taşımacılığı olmak üzere en çok zarar görenler bu oldu. Şimdi bunu da bir devam edecek. Bakalım nasıl olacak? Mesela Lufthansa biliyorsun dünyanın en büyük havayollarından bir tanesi. Almanya hükümeti Lufthansa'ya mali destek sağlayacak şimdi. Yani bayağı bir çok büyük bir zarar var. Şimdi British Airways miydi? Hangisi? O da ciddi şekilde 13-14 bin kişi çıkartıyor işten. İskandinav Hava Yolları çıkardı. Çok ciddi eleman çıkan. Tabii işsizlik, her yerde işsizlik çok artacak. Evet. Şimdi Almanya'da 150 milyon çalışan var. Amerika'da 150 milyon çalışan var. Son bir ayda 23-24 milyon kişi işsiz kaldı. Bizim ülkemizde de 4-4,5 milyon işsiz olduğu söyleniyordu. Şu dönemde restoranların kapanmasıyla, otellerin kapanmasıyla, esnafın kapanmasıyla bir sürü insan ücretsiz izne çıkartıldı. Özellikle hizmet sektöründe bizde de, ülkemizde de çok fazla insan günü gününe yevmiyeyle veyahut aydan aya kazandığı parayla geçinen çok sayıda insan var. Ve bu insanların birçoğu hizmet sektöründe faaliyet gösteriyor ve restoranların, kafelerin kapanmasıyla zaten burada bizim açımızdan da, bizim ülkemizde de çok zorlayıcı şartlar bireyleri oldu. Devlet desteği de bizde diğer ülkelerdekinden daha az bireylere. Dolayısıyla çok zor günlerden geçiyoruz. Bunu yayınlarda bağlanan dinleyicilerimiz, taksi şoförü olsun, esnaf olsun, küçük orta içe işletme sahipleri olsun, hepsiyle konuştuk bu konuları. Tabii liglerin başlaması biraz olsun moral verecek ve Haziran'la beraber eğer hayat, restoranlar işte daha az kapasiteyle çalışmaya başlarsa, en azından başlar çalışmaya. Uçuşlar, iç hatlar başlarsa ki o yönde bir irade var. Ramazan bayramını geçirdiğimizde Haziran'da beraber. Bu da ligi de başlatabiliriz anlamına geliyor. İşte o hava sıcaklığı konusunu çözmek gerekiyor. Ama tabii başka bir şey daha var Hüseyin. Şimdi uçak fiyatlarının zamlanacağını, her şeyin zamlanacağını, enflasyonla karşı karşıya kalacağız. Paramızın değer kaybı devam edecek, öyle gözüküyor. Şimdi bunlarla beraber tabii kulüplerin ekonomileri, evet, naklen yayın gelirleri, iddia gelirleri başlayacak belki de ligle beraber ama maç günü geliri diye bir şey kalmıyor. Beraberinde tabii sponsor gelirleri de, her sektördeki daralmadan dolayı sponsor geliri de darbe yiyeceği önümüzdeki 1-1,5 yıl kesin. Şimdi böyle bir tablo içerisinde oyuncularla yollara ayırmalar başlayacak. %10-20 falan değil artık böyle. %60-70 kesintiler oyuncu maaşlarında söz konusu olacak. Şimdi beraberinde uçağa binip gitmeye kalkacak. Uçak fiyatları da öyle özel uçak kaldırmaktı. Bilet fiyatıydı. Nasıl baş edecek kulüpler bununla? Benim aklım vermiyor matematiğine. Evet, çok zor olacak gerçekten. Şimdi bu Fransa'nın dün aldığı karar aslında UEFA açısından biraz kötü bir karar oldu. Bu demektir ki siz de az önce bahsettiğiniz Paris Saint-Germain ile Lyon bir kere Fransa'da maç yapamazlar artık. Evet. Şampiyonlar Ligi maçlarını eğer oynayacaklarsa bu iki takım yurt dışında oynayacaklar. Ki Paris Saint-Germain biz oynayabiliriz diye bir açıklama yaptı. Evet. Onların hedefi Şampiyonlar Ligi'nde finale ulaşmak ve kupayı almak. Evet. Ancak aynı karar İtalya ve İspanya'dan da gelirse ki onların toplamda hem Avrupa Ligi'nde hem de Şampiyonlar Ligi'nde 10 takımı var. Yani UEFA'nın bu iki kupayı oynatması pek mümkün gözükmüyor. Peki neden öyle düşünüyorsun? Şimdi şöyle olabilir. İtalya ve İspanya'da Fransa gibi diyelim ki liglerini oynatmadı, bitirdi bu haliyle. Durdurdu yani bu sezonu bitirdik biz dedi. Önümüzdeki sezon katılacak takımları belirlemesi konusunu sonraya bırakıyorum ama bu haliyle de Şampiyonlar Ligi'ne, Avrupa Ligi'ne giden takımlar da gidip oynayabilirler dedi.
Biz ligi oynatmıyoruz dedi. Yani şimdi Fransa demiyor ki Paris Saint Germain Şampiyonlar Ligi'ne gidemez. Ama ülkede futbolu yasakladılar. Yani sporu yasakladılar. Burada çok önemli bir nokta ama bak, var. Ama bak ülkede evet sporu yasakladılar ama kendi liglerini, yani, kendi organizasyonlarını yasakladılar. Biz yapmıyoruz dediler. Şimdi Şampiyonlar Ligi derse ki, UEFA derse ki biz PSG ile Juventus'u oynatacağız. Oynatabilirler ama yok. Yani o izni verebilir Fransa hükümeti. Şunu da diyebilir. Ben hayır kardeşim, ben spor organizasyonu yaptırmıyorum Eylül'e kadar ülkemde. PSG gitsin iki maçı da deplasma, yani hiç evet, Fransa dışına. Bunu da diyebilir ama şunu da diyebilir. Ben bu ülkede spor organizasyonu, benim muhtemdeki organizasyonları yasakladım. Ama UEFA'nın bir organizasyonu PSG Trendy Stad'ında oynamak mı zorunda? Tamam, Paris Saint Germain UEFA ile gerekli şartları sağlayarak benim denetimimde o maçı oynayabilir. Ama bu hani illa Fransa'da topa vurulmayacak Fransa demek anlamında değerlendirmeyebilir demek istiyorum. Yok ama öyle galiba. Benim anladığım öyle. Kesinlikle hiçbir spor müsabakasına izin verilmeyecek. Ülke içinde Eylül'e kadar Hollanda'da da aynı karar alındı. Ama Hollanda'nın takımı yok. Paris Saint Germain'in zaten biz yurt dışında oynamaya hazırız diye açıklama yapması da bu nedenle. Yani iç saha maçımızı da biz gidip başka bir yerde oynayabiliriz, evet, diyor Paris Saint Germain. UEFA başka bir ülke bilirlerse. Valla öyleyse o zaman yani kim stadını açarsa PSG'ye gelin burada oynayın diye gidecek oynayacak PSG iç saha maçını, iç saha maçını gelip belki de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacak. Belki onu bilmiyoruz. Tabii antrenman yapmaları da gerekecek bu sefer. Paris Saint-Germain, Lyon'un antrenmanlarını nerede yapacaklar? Fransa'da antrenman yapabilecekler mi, yoksa onu da gidip yurt dışında mı? Ona da mı izin vermeyecekler? Antrenman yaparlar canım. Yani, antrenman yapar kendi stadında şeyinde. Yani takım halinde antrenmana izin vermeyebilirler. Çünkü gruplaşma yasaklandı yine. Fransa'da gruplaşma, bir araya gelme yasak. Dolayısıyla takım halinde antrenman yapamazsa yine gidip yurt dışında buna izin veren bir yerde antrenman yapabilir. Mesela İsveç'te yapabilir. Paris Saint-Germain gideceği yer belli, Katar'a gider. Şöyle bir durum var. Evet, şöyle bir durum var. Söyleyeyim. Hayır, doğru söylüyorsun. Şöyle bir durum var. Yani böyle bir böyle eğer Fransa ligi yasaklamanın dışında her türlü sportif faaliyeti idman dahil yasakladık, ülke sınırları içerisinde yabancı bir organizasyonda gelip oynayamaz senin dediğin gibi veya işte antrenman da yapamaz, PSG kendi tesisleri de dahil olmak üzere bir araya gelemez oyuncular falan dediğinde Paris Saint-Germain ne yapacak? Şampiyonlar Ligi'de devam ediyorsa, ki bence edecek, ya ettirmeye çalışıyorlar. Evet. Eylül'e kadar PSG taşınacak Katar'a. Taşınacak. Takım Katar'a taşınacak. Sanki bir sezon öncesi kamp etabı gibi. Katar'da kamp yapar gibi gidecek. Maçlarını da orada oynayacak, iç saha maçlarını. Sanki PSG'nin merkezi Eylül'e kadar Katar'mış gibi. Böyle bir şey yapacak. Her takım, yani İtalya'da, İspanya'daki takımlar da kendilerine bir yer bulacaklar. Eğer Avrupa'da oynamak istiyorlarsa. Gidecekler, oraya yerleşecekler. Futbol oynamaya, antrenman yapmaya izin verilen bir ülkeye, bir tesise, bir stada yerleşecekler. Orasıymış gibi Eylül'e kadar onların stat merkezi, kulüp merkezi. Ona göre taşınacaklar, kiracı olacaklar bir yerde. Evet. Yani böyle şimdi, gözüküyor. Şimdi diğer yandan UEFA'nın eğer ülkede futbol oynanamazsa ben ligi 2019-20 sportif sıralamasına göre kabul eder, oradan gelecek takımları oynatırım açıklaması ülkelerin bir bağlamda da elini rahatlattı. İşte bir anda Fransa'da bu nedenle ligini çok kolay şekilde iptal etti. Bunu İspanya ve İtalya'da takip edebilir gibi mi geliyor benim? Çünkü İspanya'da da geçen gün bir bakan açıklama yaptı. Başbakan mıydı hatırlamıyorum. Ali belki hatırlar. Yazdan önce futbol oynanmasını mümkün görmüyoruz dedi. Artık o yaz dediği Haziran mı, Temmuz mu, Ağustos mu, onu tam bilmiyoruz. Yani yaz, yani evet, geniş bir mevsim. Dolayısıyla UEFA'nın eli kendi organizasyonlar açısından bayağı güçleşti. Ama en azından gelecek sezonu kurtardı UEFA. Bu kararı almakla, işi yumuşatmakla. En azından ligi bitiren ülkeler kendi takımlarını bildirebilecekler. Sportif koşulları sağlamak kaydıyla. Evet. Ya mevcut sıralamaları anlamak. Mevcut sıralamaları bildirebilecekler. İşte UEFA Avrupa Ligi Şampiyonluğu katılım konusunda. Tabii küme düşenler, alttan terfi edenler konusu tabii bu şekilde bir anda durdurup tescil etmek bayağı bir haksızlık oluyor birçok kulübe. Evet. Oraya gelmek istiyordum Barış. Sizin dediğiniz o mahkemeye gitme olayı falan araştırdım onu da biraz. O pek mümkün gözükmüyor. Çünkü bu kararları kulüpler ortaklaşa alıyorlar ve oylama yapılarak alınıyor. Hollanda'da öyle oldu.
Diğer ülkelerde de muhtemelen Kulüpler Birliği mesela Fransa'da toplanacak. Lig 1 ve 2 kulüpleri ortaklaşa kararla ligin kaderini belirleyecekler. Dolayısıyla ortaklaşa birliğin aldığı bir kararı mahkemeye götürme diye bir durum olmayacak. Tabii UEFA'ya götürme gibi bir durum zaten yok. Kaldı ki UEFA zaten eğer liginizi tatil ederseniz olduğu gibi kabul ederim de diyor. Dolayısıyla bu işi UEFA'ya FIFA'ya taşıyamıyorsunuz. Senin ülke federasyonun kendi kararı içinde konsensusla almış. Kendi Ortak mahkemene kendi mahkemene götüremiyorsun. Tabii ortada bir force majeur durum da var. Tabii force majeur bir durum var ve kulüpler kendi iradeleriyle karar alıyorlar. Dolayısıyla o Hollanda'daki itirazlar sonuçsuz kalacak diyorsun. Sonuçsuz kalacak. Bunu da araştırdım çünkü pek mümkün gözükmüyor. Çünkü ortada bir Kulüpler Birliği'nin yani bir ve ikinci kulüplerin karşı çıkanlar olsa bile içinde sonuçta demokratik bir karar. Ama bir şey söyleyeceğim şimdi. Hollanda mesela Ajax'ı Şampiyonlar Ligi'ne gönderiyor ama Ajax'ı şampiyon ilan etmiyor. Bu sene ligin şampiyonu Ajax demiyor. Ama Ajax Şampiyonlar Ligi'ne gidecek diyor. Küme düşmede, evet. küme düşmeme konusunda da yapmıyor bir şey. Yani onlar küme düşürmemeyi küme çıkarmaktan daha önemli buluyorlar Hollanda'da. Ben Işıt Angül'le konuşmuştum. Yapmayacaklar öyle bir şey. Evet. İlk başta plan alttan iki takımı daha çıkarmaktı Hollanda'da. 20 ama o da o fikstür yoğunluğu kaldıramayacağız diye düşündüler. Evet öyle düşünmüşler. Fikstür yoğunluğu kaldıramayız günümüzdeki sezon. Zaten kısa olacak. Dolayısıyla kaldıramayız diye ondan vazgeçmişler. Yoksa plan öyleydi o iki takıma. Düşürmeden çıkarmaktı. Evet. Gelecek sezonda dört takım düşürmekti. Yine eskiye dönmekti. Evet. Ama o da olmadı. Maalesef bu force majeur durum nedeniyle biraz herkes kaderine razı olacak. Peki sence, peki son soru sorayım sana. Tamam. Sence Türkiye ligi bu haliyle teşkil edebilir mi? Yani Fransa'nın aldığı kararı biz alabilir miyiz? Şimdi sevgili Barış, bu tamamen yine Kulüpler Birliği Federasyonu'nun yapacağı toplantıda yapılacak oylama ortaya çıkacak sonuç. Yani federasyon kendi başına ki federasyonun böyle mücbir sebeplerde bu tip kararlar alma yetkisi varmış. Onu avukat Emin Özkurt'la konuşmuştum. Ama tabii federasyon böyle bir kararı tek federasyon böyle bir karar alamaz. Ortalık yangın yerine döner. Federasyon Ankara'ya açar telefonu ne yapacağız diye sorar. Burada mutlaka siyasi irade de devreye girer. Eğer biraz zorlamayla olursa karar alınabilir eğer oynanamazsa. Ama bizim ülkede bu herhalde muhtemelen oynanacak gibi gözüküyor. Almanya evet. gibi. Evet. Almanya'da oynanacak diye düşünüyorsun. Almanya evet, ve Türkiye oynanır. İtalya, İspanya muallakta. Fransa, Hollanda belli oldu. Almanya ile Türkiye. Şimdi burada İngiltere de tabii çok önemli. İngiltere'nin ne tabii, yapacağı? İngiltere'nin ne yapacağı çok önemli. Yani burada kararlar toplantı var. Herhalde burada kararlar Barış ligdeki puan sıralamasındaki böyle hani farka göre veyahut da işte çok böyle ucu ucu neyse ona göre karar alıyorlar. Hollanda mesela aynı puanda oldukları için Ajax'la AZ öyle bir karar aldı. Liverpool gidip de herhalde ben Liverpool'u şampiyon yapmıyorum demez bu kadar 25 puan fark varken. Ama şunu dinledin değil mi? Sen bağlanmak üzereyken biz galiba konuştuk. Yani şimdi Ajax'la AZ Alkmaar burada tepede beraberler. AZ Alkmaar iki defa Ajax'ı yenmiş. Şampiyonlar Ligi'ne Ajax gidiyor. Yani bunu istediğin kadar mahkemeye taşıma da bu kadar bu son derece uygunsuz bir durum değil mi? Evet Hollanda Ligi'nde avarajla şampiyon olmak geçerli olduğu için bu da avarajla Ajax. Ama bir yandan da yani AZ Alkmaar Ajax'ı iki defa yendiği bir sezonda çok ciddi mağdur evet, edildiği bir tablo var yani bu. Bir avaraj geçerli olsaydı belki AZ'yi gönderirlerdi ama Hollanda'da lig genel avaraj evet. O yüzden de o şekilde davrandılar. Evet. Yani evet. Kulüpler zaten buna göre karar aldılar. Bizde ikili avaraj geçerli. Öyle bir karar alma durumunda ortaya çıkarsa Trabzon'la Başakşehir arasındaki maçlar nasıl Ali bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Berabere. İkisi de berabere. 2-2-1-1. Berabere mi? O yüzden genel avaraja görünüyor. Genel avaraja göre gider. Yani maalesef böyle... Orada da Trabzon önde. Ucu ucuna giden liglerde Almanya'da da lig öyle kopuk değil yani. Bayağı İyi, tabii. Tamam güzel ama orada da dört takımın şampiyonluk şansı var. Ya burada gözüken tabii İngiltere de Fransa gibi davranabilir. Liverpool uzak ara şampiyonluğa gidiyor. Ya Fransa'da da Paris Saint-Germain şampiyonu ilan edecek diye düşünüyorum. Ben çünkü bayağı bir farklar önde onlarda. İngiltere de herhalde Fransa gibi olabilir bu durumda ama Almanya Bundesliga Türkiye Ligi de oynanır gibi gözüküyor şimdilik bakalım. Evet. Peki teşekkür ediyoruz katıldığın için Hüseyin. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Hoşça kal.
Evet, Hüseyin Özkök Ajans Spor'da zaten anı anına bütün gelişmeleri dış haberlerde takip ediyor. Almanya'daki, diğer ülkelerdeki gelişmeleri yabancı basından ve hemen haberleştiriyor. Biz de hem yayınlarımıza taşıyoruz telefon bağlantılarıyla, hem de zaten ajansspor.com arkadaşların önünde sürekli açık. Her türlü gelişmeyi sıcağı sıcağına sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Evet, Sabah Spor'una kaldığımız yerden devam ediyoruz. Az sonra yeni saate başlayacağız. Radyospor.com, Twitter'da Ali Erim, Barış Altür adreslerinden bizlere mesajları gönderebilirsiniz. Bu arada telefon hattımızı da açalım. 0212 363 04 34 Radyospor'un canlı yayın telefon numarası. Bu numarayı arayarak sizler de canlı yayına bağlanabilirsiniz. Az sonra Hakan ilk dinleyicimizi de, günün ilk dinleyicisini de telefon hattına alacak. Dün Fransa'da Lig 1 ve Lig 2'nin durdurulma kararı, ligin bitirilme kararı günün futbol adına en önemli gelişmesiydi. Fransa'da takımların akıbeti, yani küme düşecek, Avrupa Ligi'ne gidecek ya da şampiyon ilan edecek takımlar, onlar henüz belli değil. Fransa Federasyonu buna ilerleyen günlerde karar verecek. Az önce dile getirmiştik. Fransa'nın Şampiyonlar Ligi'nde iki tane takımı var. Paris Saint Germain ve Lyon. Hatta Lyon ilk maçını oynadı, rövanşı oynamamıştı. Bu takımlar da Şampiyonlar Ligi'ne devam edecek. Ama Fransa'da oynamayacaklar büyük ihtimalle. Kendi iç sağ karşılaşmalarını tarafsız bir yerde, başka bir ülkede oynayacaklar gibi gözüküyor. Bununla beraber UEFA'nın 25 Mayıs'a kadar 55 ülke federasyonundan plan programları istediğini biliyoruz. 55 ülke federasyonu sezonların tamamlanmasına ilişkin düşüncelerini UEFA'ya aktaracaklar. UEFA da buna göre kendi iki organizasyonunu, Şampiyonlar Ligi'ni ve UEFA Avrupa Ligi'ni bir takvime bağlayacak. Şimdilik futbolun yol haritası bu şekilde gözüküyor. Bununla beraber yine bir haber var, onu da paylaşalım. FIFA Sağlık Komitesi Başkanı Eylül ayına kadar futbol müsabakalarının oynanmaması gerektiğini söylemiş. Bu da yine dünün aslında önemli gelişmelerinden bir tanesi. Sky Sports'a konuşmuş. Rekabetçi bir futbol için dünya hazır değil. Umarım bu durum hızlı bir şekilde değişir. Bunun için bugün daha fazla sabretmemiz gerekiyor demiş. Yaşadığımız bu durum 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan en dramatik durum. Gerçekçi olmalı ve bunu hafife almamalıyız. Futbol yalnızca temas tekrar mümkün olduğunda oynanabilir demiş ve 1 Eylül'e kadar da oynanmaması gerektiğini söylemiş. Doke ismi FIFA Sağlık Komitesi Başkanı'nın birçok ülkede seyirci ya da seyircisiz futbol oynanacağını duydum. Herkes şu an çok dikkatli olmalı. Yeni sezona Ağustos sonunda ya da Eylül başında başlanırsa bu beni mutlu eder. Böylece salgının olası bir ikinci dalgasından kaçınabilir. Şimdi bu denmiş. Bu FIFA Sağlık Komitesi Başkanı'nın söyledikleri kitabi olarak baktığın zaman A'dan Z'ye doğru. Yani insan sağlığını ön plana koyan, insan sağlığından sonraki her şeyi teferruat sayan bir zihniyetle dünyanın içinde bulunduğu durumu da değerlendirdiğinde hiç kimse buna itiraz edemez. Ama iş burada bitmiyor. Yani işte zorlamak şartları, yoksa bu en kolayı, yani FIFA Sağlık Komitesi'nin söylediği en kolayı. Ya işte izolasyona dikkat ederek Almanya 40-50 sayfa her bir bireyin nasıl korunacağını, kafilelerin nasıl korunacağını, oynanabileceğini, bu şartla oynanabileceğini ortaya koydu ve Almanya'da da bu işler çok hassasiyet takip eden konular ve bu kabul gördü az önce Hüseyin Özkök'ün söylediği gibi. Hani evet, bu plan uygulanabilir ve o zaman hijyene uyarak, izolasyona uyarak bu maçlar oynatılabilir güvenceyle diye. Bunu da beğendiler Almanya'da da. Dolayısıyla baktığın zaman zor, evet, meşakkatli ama bir yandan da uygulanabilir formüllerde çıkabiliyor. Bunun neye faydası oluyor? Bunun şuna faydası oluyor. Orada da bir iş kolu var, orada da bir sektör var. Hem de milyarlarca euroluk, dolarlık bir sektörden bahsediyoruz. Ve kulüpler de batıyor noktadalar, yani batmanın eşiğindeler. O iş kolu da iflasın eşiğinde. Tıpkı havacılık gibi, onun kadar olmasa da spor da aynı durumda. Dolayısıyla bir şekilde oynatabiliyorsanız, bir şekilde formüle edebiliyorsanız, lojistiğini vesairesini sağlayabiliyorsanız, kestirip atmak 1 Eylül'e kadar çok ciddi bir ekonomik yıkım ve aynı zamanda da topluma sosyal anlamda da bir meşgale olması bakımından. Yani çünkü şunu da yatsıyabilir misin? Bütün konuşmalarımız her şeyde her zaman için insan sağlığı, kamu sağlığı elbette ki en önemli. Ama onu orada birinci plandaki bu kamu sağlığı ve insan sağlığının bir de işin psikolojik boyutu var, öyle değil mi? Şimdi 2 aydır evden çıkmayan çocuklar,
2 aydır evden çıkmayan 65 yaş üstü, 20 yaş, 20 yaş altı insanlar veyahut da ev kadınları, evden çalışabilen ve bu sebeple işte evinden çıkmayan yetişkin insanlar, iş sahibi insanlar. O öyle ya da böyle bu insanların psikolojileri sürekli aynı evin içinde olmak ve sürekli bir arada olmaktan dolayı kavga edenler, tartışanlar, birbirine katlanamamaya başlayanlar, sürekli ev işi. Şimdi bu kimsenin psikolojisi normal değil şu anda. Sürekli kilo alan insanlar vesaire. Şimdi bunun da bir sağlık açısından, bu psikolojinin de hem bedensel sağlığa doğrudan etkisi var, hem de ruhsal sağlığı ciddi şekilde. Şimdi peki bu önemli değil mi? Toplumun ruhsal sağlığı, bireyin ruhsal sağlığı da sağlığın bir parçası değil mi? Hem de çok önemli bir parçası. Ruhsal sağlığı beden sağlığını da bozuyor çünkü. Şimdi dolayısıyla ilişkiler, kişilerin kendi bireysel sağlıkları ve dolayısıyla bu toplum sağlığı olarak da değerlendirecek bir dramatik bir durumla da karşı karşıyayız. O yüzden en kolayı evden 3 ay daha çıkmayın demek. 3 ay daha maç oynanmasın, evden de çıkmayın 3 ayda. Ya bu robot değil ki bu insanlar. Ekonomik boyutu, ruh sağlığı boyutu, bunlar öyle ya da böyle yine en tepeye bireylerin ve kamunun sağlığını koyarak mutlaka yanında değerlendirmek zorunda olduğumuz unsurlar. Bir arada değerlendirmek zorunda olduğumuz unsurlar. O yüzden de her bir söylediği doğru olan FIFA Sağlık Komitesi Başkanı'nın formülü tek formül değil ve doğrusu tek doğru değil. Çünkü onun yanında, çünkü o formül evet kendi içinde çok tutarlı bir ifade ve sonuçta adamın merkeze koyduğu şey insan sağlığı. Tartışamazsın, merkeze koyduğu şey çok sağlam ama onun yanında öyle unsurlar var ki o merkeze koyduğunu olumsuz etkiliyor. Yani 3 ay daha bir adamı evden çıkartmadığın zaman adam eve ekmek götürecek parayı kazanamadığında bunun insan sağlığı üzerinde etkisi ne olacak? Açlıktan mı ölsün? Bir. İki, o psikolojiyle nasıl yaşayacak? Üç, hadi bir şekilde parayı halletti, market alışverişini halletti. Sürekli evde kapalı kalmanın getirdiği kendi üzerindeki ve etrafındakiler, evin diğer fertli üzerindeki etkisi ne olacak? Bunun beden sağlığı ve ruh sağlığı üzerindeki etkisi ne olacak? Bu da insan sağlığı değil mi? Bu da kamu sağlığı değil mi? Demek ki biraz bazı şeyleri zorlamak da gerekiyor. Maçları oynatabiliyorsak İzolasyona dikkat ederek, oyuncu sağlığına dikkat ederek oynatabilmek gerekiyor, oynatabiliyorsak. Toplumun diğer kesimlerine ve diğer unsurlarına fazla zarar vermeden bunu yapabiliyorsak, oradaki ekonomiyi kurtarmak, toplumun moralini kurtarmak, insanları işe gönderebiliyorsak, dükkanları, restoranları açabiliyorsak, havayolu işletmecilerini çalıştır, turizm, otelciliği harekete geçirebiliyorsak, yine çok dikkat ederek, insan sağlığına, birey ve kamu sağlığına dikkat ederek, ekonomide çakları, 15 gün, 20 gün, 1 ay tamam ama 2. ay, 3. ay, 4. ay, 5. ay dediğin zaman ekonomideki etkisi ve dediğim gibi ruh sağlığı üzerindeki etkisi neredeyse senin esas korumaya çalıştığın sağlık kadar tehlike arz ediyor. Evet, dinleyicimiz telefon attığımızda. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın Ali Bey, günaydın Barış Bey. Sağ olun. Nasılsınız efendim, iyi misiniz? Teşekkür ederiz, tanıyalım sizi. Tabii adım Arif Yavalan, diyorum. Sizi geçen hafta da aramıştım biliyorsunuz. Evet, buyurun. Şimdi Barış Bey, çok güzel bir konuya temas ettiniz. Az önce dinledim sizi de, canlı yayın onun için katıldım ben. Tamam, buyurun. Bu insanların uzun süredir evde kalması hakikaten, bakın, psikolojisi bozuluyor. Evet. Emin olun, benim de öyle biraz, yani etkileniyor insan. Evet. Çünkü çok normal. Gerçekten çok normal ama işte bu nasıl atlatacağız bu durumları bilmiyoruz tabii de. İnsan hakikaten en ufak şeyden nem kapmaya başladı şimdi Barış Bey. Mesela şimdi bir şeye ediliyorsun, marketten bir şey geliyor, acaba falan diye soru işareti kalıyor. Yani insanlar en ufak şeyden psikolojisini bozuyor. Ki ben bu ortamda sigarayı bırakmış bir insan olarak kendimi kutluyorum mesela. Yaklaşık 1,5 aydır sigara içmiyorum. Biz de sizi kutluyoruz. Allah razı olsun. İnşallah başlamazsınız tekrar. Yok yok. Bana çok iyi geldi bu 1,5 aydır. Bu zaten televizyondaki o 14 kat fazla şey yapması falan, bunlar çok kamu spotları ve sizin reklamlarınızı ayrıca kutluyorum gerçekten çok. Ben şu anda var ya inanın, nefesim açıldı ya, kendime geldim Barış Bey, ya biraz içer miyim, hayatta içmem. Şimdi şöyle söyleyeyim size, bakın 1,5 ay olmuş. Evet. Eğer 6 ay daha içmezseniz, ne kadar zamandır içiyordunuz? Uzun süredir içtim bayağı. Uzun yıllar içtiniz. Bir de tabii günde 1,5 paket içiyordum yani. Hem de günde 1,5 paket. Şimdi bakın, siz 6 ay daha içmeyin. Evet. Neredeyse
hiç içmemişsiniz gibi vücudunuz, iç organlarınız falan yenilenmeye başlayacaktı. Tabii ki hiç içmemiş gibi olmayacak ama hiç içmemiş gibi. Evet, hiç içmemiş yani gibi olmayacak hiçbir zaman ama ona yaklaşacak. Sizin bundan sonraki hayatınızın kalitesi, performansınız ve ömrünüz bundan sonra hem ömrünüz uzayabilir hem de ne yaşayacaksanız, hayatınız neyse, ömrünüz neyse, onu kimse bilemez. O kaliteli, çok daha kaliteli yaşanır hale gelecek. Şimdi bunun bir değeri, bir de bunun yanında bir de üzerine şeyi koyun. Bundan sonra içecek olduğunuz sigaraların paralarını koyun. İçiyormuş gibi o paraları kenara koyun. Her gün 1,5 paket sigara parasını ayırın bakayım. Bundan sonra ekonomik anlamda da, beden sağlığı olarak da, ruh sağlığı olarak da ne kadar ömrünüz varsa hem o ömrünüz uzayacak hem de ömrünüzün kalitesi iyileşecek. Daha bundan iyi bir şey olabilir mi? Bu koronavirüs en çok bize yaramış. Sağ ol, Allah razı olsun. Bu açıdan bakarsanız ben, değil mi? Böyle vallahi, kendinizi tabii, bence iyi hissedin. Aynen. Tabii Barış Bey, ben mesela şey, bir komedi film falan izlediğim zaman böyle gülemiyordum böyle. Tıkanıyordum böyle. Yani şimdi siz birlikte, şimdi siz bakın, şimdi çıkamıyorsunuz evden ama evet, siz gülmeyi, konuşmayı, nefes almayı, vermeyi evet, asıl siz bir de sokağa çıktığınız zaman bir de yürüyüşlere başlarsanız evet, bir de aynen, kendinizi öyle hayret edeceksiniz. 2 kat, 3 kat belki çıkamıyordunuz. Şimdi 10 katı evet, çıkacaksınız. Kilometrelerce yürüyeceksiniz. Derin nefes alıp vereceksiniz. Yaşadığınızı evet, hissedeceksiniz. Yani sigarayı bırakmak, ben hiç içmedim hayatımda ama içip evet, bırakanları da biliyorum. Etrafımda evet, çok sigara içen insan da oldu. Onları da hep gözledim, izledim. Şimdi Barış Beyciğim, bakın, sigara bıraktıktan sonraki olumlu şeyleri söyleyeyim size. 1- Nefesim açıldı. 2- Ağzımda tat yoktu. Mesela ne yediğinizi anlamıyordunuz. Sabah kalkıyordunuz, leş gibi kokuyordu ağzınız. Ondan sonra gülemiyordunuz, tıkanıyordunuz. Konuşurken tıkanıyordunuz. Yürürken tıkanıyordunuz. Yani, aynen öyle Barış Bey. Şimdi ben içen arkadaşlara sesleniyorum buradan. Yol yakınken bıraksınlar. Gerçekten bu sigara var ya, çok acayip bir şey. Yani zor bir şey değil. Ben bıraktıktan sonra herkes bırakır. Ben çok içiyordum çünkü. Süper. Çok güzel. Kamu spotu gibi bir telefon bağlantısı oldu bu. Tebrik ediyoruz gerçekten. Ve teşekkür ediyoruz bunları da paylaştığınız için, bu hani geri dönüş olarak. Şu anda aslında sigara konu, içmeye devam edenler bizi evet, dikkatle dinlemişlerdir umarım. Muhakkak. Ben aslında konu psikolog, yani bundan açmıştım ama konu buraya geldi. Psikolojik hadiselerden buraya geldi. Teşekkür ediyoruz. Evet, sağ olun. Ama bakın, sağ olun. Evet, psikolojik olarak da yani bu sigaranın bırakmanın etkisi, şimdi siz evde eve kapalı kalmanın ve bir yandan da hastalanma, mikrop kapma korkusundan yola çıktınız, hareket ettiniz. Ama sigarayı bırakmış olmanızın bunlarla mücadele etme konusunda da sizin direnciniz. Bir de şöyle düşünün, bağışıklık sisteminiz de daha güçlü artık sigara içmediğiniz için. Ve yakalanırsanız olası bir şekilde bu hastalığa onunla mücadele etmenize dolayısıyla daha rahat olacak. Her geçen dakika şu anda sizin lehinize. Öyle düşünüp kendinizi biraz daha psikolojik olarak iyi hissedin evde kalırken. Zaten bir aya, inşallah bir buçuk aya herkes sokağa dikkat edecek şekilde çıkacak. Hoşçakalın, teşekkür ediyoruz. Evet, sabah sporuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. 8.18 saatlerimiz, 0212 363 04 34 Radyo Spor'un canlı yayın telefon numarası. Bu numarayı arayarak siz de canlı yayına bağlanabilirsiniz. Spordaki, futboldaki gelişmeleri konuşuyoruz. Fransa'daki durumu sizlere detaylı olarak aktardık. Bunun dışında şöyle bir gazete manşetlerine de bakalım. Bugün gazete manşetlerinde neler var? Gazete manşetlerine döneceğiz ama önce dinleyicimiz var, onu bekletmeyelim. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın Ali abi, günaydın Barış abi. Çağatay, ben İstanbul'dan. Hoş geldiniz. 28 yaşındayım. Çağatay, hoş geldin, dinliyoruz. Hoş bulduk. Ya bir şey sormak için razı ettim sizi. Bu sizin reklamlarda da dönüyor. Süper Piyango diye bir şey yeni evet, çıktı. Evet. Doğrudur. Bu bana çok inandırıcı gelmiyor yani. Çünkü bir hani çekiliş mekiliş yapılmıyor. En azından biz görmüyoruz ya da. Bununla ilgili Barış abi, özellikle senin ne düşündüğünü merak ettim. Şimdi Milli Piyango Kanunu ve Milli Piyango çekiliş şartlarına tabi yapılan bir günlük birer milyon lirada her gün ödülü olan iddianın da Süper Piyango. Süper Piyango adında her gün bir Milli Piyango gibi dijital bir piyango. Bundan zaten bu planlamada vardı. Yani işte sayısal loto var ya, süper loto var ya, Milli Piyango'nun dijital olarak yapılması hususu ve bunların işte sayısal lotolarında, süper lotolarında günlük, hatta saatlik
çekilebileceği, yapılabileceği ve dolayısıyla internetten de bunların çok kolaylıkla her an bu şans oyunlarına katılınabileceği, çekilişlere insanların katılabileceği bir mekanizma zaten hazırlanıyordu. Altyapısı vardı. Milli Piyango Kanunu çerçevesinde bunlar iddia platformunun içerisine Milli Piyango ihalesiyle beraber entegre olması zaten önümüzde bir programdı. Şimdi koronavirüsle beraber futbolda durunca buna hız verdiler ve hızlı bir şekilde, çabuk bir şekilde hayata geçirdiler ilk aşaması. Daha bunun gibi başka piyangolar, saatlik çekilişler vesaireler gelecek. Şimdi siz bunlara hazırlanın. Bunlar geliyor. Canınız istediğinde illa bayiye de gitmenize gerek yok. İnternetinizi açıp futbol bayisi oynamadığınız bir durumda şans çekilişine, böyle bir çekilişe katılmak isteseniz de eskiden 9'unda, 19'unda, 29'unda Milli Piyango vardı. Artık 9'unda, 19'unda, 29'unda Milli Piyango yok. Her saat Milli Piyango var diye düşünün. Ve bunu internetten dijital olarak oynayabildiğinizi düşünün. Hesabınızdaki parayla çekiliş hakkı kazandığınızı düşünün. Bu çekilişler yapılıp duyurulduğunu düşünün. Bu şekilde oynayacaksınız. Şimdi baktı mesela dün nesine de çıkmış. Benim ses gitti. Numara duyuluyor belli. Benim sesim. Ses duyuluyor. Tamam. Şimdi bunu böyle bilin, tamam mı? Bu böyle yapılıyor. Ha, sizin söylediğiniz konu. Ben inanmıyorum. Ben gözümle görmüyorum. Öyle bir dünya yok zaten artık. Yani o toplar dönüyor, düşüyor, müşüyor. Artık öyle bir dünya yok. Çekiliş yapılıyor, sunuluyor. Buna siz tabii şeffaflığına, bunun gerçekliğine inanıp inanmamanız tamamen sizin elinizde. Sonuçta bu bir kanuna tabi. Bunun bir şeyi var, talimatı var. Buna uygun bir şekilde yapılıyor. Kazanan da duyuruluyor. İkramiyesi de hesabına yatırılıyor. Eğer siz mekanizmaya güvenmiyorsanız yapabileceğimiz bir şey yok. Ama mekanizmaya güveniyor olduktan sonra dijital ortamda dünyanın her yerinde nasıl yapılıyorsa bu, burada da böyle yapılıyor. Ve bundan sonra da bunlardan çok sık, neredeyse her saat yeni bir çekilişin olduğu, yeni bir ikramiyenin dağıtıldığı, insanların da futbola bahis yapar gibi sanal bayilerden veya sokaktaki gerçek bayilerden bunlara bilet satın alıp şansını deneyebildiği piyangolar bundan sonra olacak. Teşekkür ederim Barış abi. Durum budur. Çağatay, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Bol şanslar diliyoruz eğer oynamayı düşünürseniz. Evet, gazete manşetleri dedik. Akşamda ilginç bir haber var. Şaş ve Davala yeni sezonda yok demiş Akşam gazetesi. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim iki yardımcısıyla da yolları ayırıyor. Yeni sezon planlaması için yaptığı toplantıya Fatih Terim Ümit Davala ve Hasan Şaş'ı çağırmadı. Levent Şahin ise toplantıda yer aldı. Terim'in iki yardımcısını değiştireceği öğrenildi demiş Akşam gazetesi verdiği özel haberde. Fatih Terim'in kariyeri boyunca en fazla eleştirildiği noktalardan biri yardımcıları oldu. Yeni bir teknik adam yetiştirmedi Fatih Terim. Türk futboluna kazandırmadı diye eleştirildi. Bununla beraber Galatasaray'daki yardımcı antrenörlük dönemi boyunca Hasan Şaş yine çok eleştirilen figürlerden biri oldu. Ümit Davala daha sessiz bir profil çizdi. Daha uyumlu bir profil çizdi. Ama Akşam'ın haberine göre Hasan Şaş ve Ümit Davala yeni sezonda Fatih Terim'in yardımcısı olmayacakmış. Levent Şahin hepinizin bildiği gibi bir diğer yardımcı o toplantıda yer almış. Bakalım Akşam gazetesindeki haber yeni sezonda geçerli olacak mı? Fatih Terim yardımcılarını değiştirecek mi? Bunu da hep beraber göreceğiz. Onun dışında şöyle bir gazetelere bakalım. Fanatik gazetesinde röportajlar var. Enskala biliyorsunuz Alanyaspor'un savunma oyuncusu Beşiktaş ve Fenerbahçe için gündeme geldi. O da seçim yapmak zor demiş. Alanyaspor'da 4. sezonunu yaşayan ve lig bitiminde sözleşmesi sona erecek olan sol beki önümüzdeki sezon giyeceği formanın renklerini sorduk. Samimi cevaplar aldık demiş Fanatik gazetesi Enskala ile yaptığı evden eve röportajda. Onun detaylarına bakacağız ama dinleyicimiz telefon attığımızda. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydınlar, kolay gelsin Ali abi. Sağ olun. Abi. Sizi tanıyabilir miyiz? Bursa'dan Serhat, taksicilik yapıyorum. Hoş geldiniz Serhat Bey. Hoş bulduk. Bir ay önce falan bağlanmıştım Barış abi. Hani bu krediyle falan ilgili evet. Demiştim. Başkanımız inşallah kabul eder de uzatır diye sağ olsun duydu sesimizi galiba. Evet. Ben bugün... Hayırlı Halin, olsun. Halin içinden arıyorum Barış abi. Hı-hı. Müşteri getirdim buraya. Hal piyasasının, Bursa hal piyasasının içinden şu anda gözlemliyorum da. Kalabalıktır tabii. Barış abi çok kalabalık da ama ben bir serzenişte bulunmak istiyorum. Buyurun. Yani öyle bir soğan atılıyor ki akıllara zarar yani. Atılıyor yani derken şey mi? Ziyan ediliyor mu?
çöpü çöpe atılıyor. Ziyan ediliyor. Yani ziyan ama onu ediliyor. Şimdi onu orada satanlar, alanlar bilmiyorlar mı? Vardır bir hikmeti, öyle değil mi? Dışarıdan bakıyorsunuz belki de. Şimdi Barış abi, ben bundan 20 gün önce de sana size bağlanmak istiyordum. O gün gördüğümü tırcı, iki tane tırcı yanaştı, patatesi indireceklerdi. Bu kabzamalılar bunları indirtirme. Ben hepsini kıyaslamıyorum yani. İndirtirmedi. Adama dedikleri şu. Senin dedi masrafın neyse dedi. Biz dedi karşılayacağız dedi. Tırda dedi. Bu dedi patates dedi. Bugün dedi duracak dedi. Ve patatesin kilosu 5 milyona çıktı. Yani bir de böyle... Ama bu devletin şey devletin yapıyorum. Denetlemesi. Bakın bu haller vesaire, bunlar devlet denetimi altında çalışması gereken bu fiyat manipülasyonu, stoklamak olsun, bilmem arzı etkileyici, dolayısıyla da talebi etkileyici, dolayısıyla da fiyatı etkileyici. Böyle yasa dışı bunlar faaliyetler. Dolayısıyla bunların devletin denetiminde, orada halde devleti temsil eden şeyler de var. Komiserler de var. Barış abicim bak şöyle söyleyeyim. Halim başında zaten belediyenin mensup zabıta birimleri var yani. Ben 1 saat 45 dakikadan beri buradayım. Bir tanesi gezdiğini görmedim. Ama işte işini yapmazsa devlet yetkisi yani, işini yapmazsa her yerde usulsüzlük de olur, yolsuzluk da olur. Yani benim demek istediğim denetim yok yani. Anladım. Yani bu denetim konusu herkesin zaman zaman kendi iş kolunda şahit olduğu yerlerde şikayet ettiği bir konudur. Denetim Barış çok önemli. Barış abi bir de tek bir şey soracağım. Kilo verdiniz mi öncekine göre, yoksa hep aynı kiloda mısınız? Ben verdiğinizi düşünüyorum da son halde. Nerede geçen... gördünüz ki beni? Halde mi? Hayır. Canlı bir... Hayır, haldeydi, benzettiniz çünkü. Hale gitmedim bayağı bir zamandır. Yok, canlı programınızı izledim. Evet. Geçen hafta anladım. Twitter'da gördünüz. Şimdi valla ben koronavirüste başladığıyla bugün arasında herkesin aksine herhalde ben 6-7 kilo verdim. Yani çok belli oluyor Barış abi. 6-7 kilo verdim. Teşekkür ederim. Bugün aldığım ikinci en iyi telefon. Birinci telefon sigarayı bırakan dinleyicimizdi. İkinci telefonda benim kilo verdiğimi görmüşsünüz. İnşallah biz de gözlemleriniz çok yerinde ama ben 6-7 kilo verdiğimi gördüm. Yani tartıldım. Barış abi hani yanlış anlamayın da hani siz program olmuyor. Siz olduğunuz hani bir de tüylerimiz diken diken oluyor. Allah razı olsun. Estağfurullah. Peki, teşekkür ediyoruz katıldığınız için. İnşallah. Buyurun Barış abi, bir şey diyecektiniz galiba. Yok, teşekkür edecektim katıldığınız için. Hem de birkaç kilo daha verdiğimi de görürseniz önümüzdeki haftada 10 numara olur. Bir de saçlarınızı boyatırsanız daha iyi olur. Boyatmayacağım. Olur mu? Beni böyle seviyor insanlar, daha olgun beyaz saçlı. Zaten sesinizde, testonunuzda olgunsunuz Barış abi, düşünceleriniz olgunsunuz. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Hoşça kal. Görüşmek üzere. Evet, devam ediyoruz. Enskala röportajı vardı. Saçımı boyatmayacağım. Ne? Saçımı boyatmayacağım. Çok memnunum saçımdan. Aman. Beyazlarımı seviyorum ben. Yani, kendimle barışıyorum. Erkeğin yapması gereken son şey. Yani şimdi herkesin kendi kararı. Kimseyi yargılamak lazım. Saçını boyatan da boyatabilir. Nasıl herkes kendini iyi hissediyorsa, mutlu hissediyorsa, ama ben saçımın beyazlamasından hiçbir rahatsızlık duymadığım gibi hoşuma da gidiyor. Çünkü her yaşın ayrı bir şeyi var. O saçın beyazlamasının da bir karşılığı var. Hayat bir sürü şey yaşatıyor insana. Dolayısıyla ben memnunum halimden. Evet, en sıkı sen boyatıyorsun herhalde. Tabii. Ben her hafta. Sende hiç beyaz yok. Çünkü sende dert de yok maşallah. Dert bizde. Ben her hafta. Şimdi Enskala ne demiş? Her iki takım taraftarı da Instagram'da bize gel diyor. İkisi de çok büyük, güçlü takımlar. Her futbolcu oralarda oynamak ister demiş. Cevabı şu an bilmiyorum. Beni kim daha fazla istiyorsa onu gördükten sonra kararımı vereceğim. Tabii bonservisi elinde olacak. Bu da iki takım için çok çok önemli bir avantaj olacak. Dışarıdan bakınca ikisi de benim için aynı demiş. Bu yüzden seçim yapmak çok zor. Sergen Hoca'yı iyi tanıyorum. Beraber güzel zamanlar geçirdik. Ekibiyle iyi bir iletişimimiz var. Son lig maçında Sergen Hoca ile sohbet ettik ama transferi konuşmadık demiş Enskala. Bu sezon Alanyaspor'da şu ana kadar 23 karşılaşmada görev aldı. Sol bek oyuncusu 29 yaşında, 2040 dakika sahada kaldı. Gol yok, bir asisti var. Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım biliyorsunuz bu sezon iki kere ciddi sakatlık yaşadı. Fenerbahçe sol bek mevkiinde
büyük sıkıntı yaşadı sezon boyunca. Beşiktaş'ta Caner Rebocho rotasyonu vardı sol bekte. Rebocho sözleşmesi sebebiyle son dönemde forma giyemedi. Caner de hücumda katkı vermesine rağmen özellikle savunma tarafında eleştiriliyor ki Caner'in de sözleşmesi bitiyor. Gökhan Gönül gibi henüz o da Beşiktaş'ta devam etme kararı vermedi. Sözleşme yenilenmedi. Bakalım Enskala sözleşmesi sezon sonunda bitecek Alanyaspor'da. Fenerbahçe'ye mi gidecek, Beşiktaş'a mı gidecek? Bunu da hep beraber göreceğiz. Sabah Spor'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. 8.35 saatlerimiz, az önce konuşulan konulardan biriyle alakalı olarak Selman bir mesaj atmış. Çocukları evde tutmakta zorlanıyoruz. Sürekli ağlayıp çıkmak istiyorlar. Artık buna bir çözüm bulunmalı. Şey gibi olmasın mı? Biz de %50'ye tutmakta zorlanıyoruz falan. Gibi. Sen çocukları evde zorlanıyorsun, biz de zorlanıyoruz. Birader sen bize ne demek istiyorsun? Hakan yani? Da zorlanıyor. Sen Hakan ne Ertuğrul'u tutmakta mesaj zorlanıyor. Mı veriyorsun oradan? Siyaset karıştırmayın bu programı. Biz de zorlanıyoruz çocukları evde tutmakta. Ne yapacaksın şimdi? Şaka yapıyorum tabii. Bizde de gerçekten herkese durum aynı. Çocuklar için hakikaten çok zor. Yani o enerjiyi bir şekilde... Şimdi bu Zoom vesaire böyle bir sürü programlar var görüntülü. Şimdi mesela bizim çocuklar mesela sınıf arkadaşlarıyla görüntülü spor yapıyorlar. Zıplıyorlar, ediyorlar. Herkes bir karenin içerisinde orada zıplıyor baktığın zaman. Yani bir şekilde o çocukların enerjilerini almak lazım. Çocuklar, gençler, 65 yaş üstü herkes için aynı şey sıkıntı. 65 yaş üstü de çok ciddi bir psikolojik travmadır bu. İnsanların biraz artık inşallah diyoruz, Haziran'la beraber Ramazan bayramı sonrasında sosyal mesafeye dikkat ederek, maske takarak çıkıp dolaşabildikleri, hava aldıkları, çocukların biraz da artık parklara gidebildikleri falan, Haziran ayını, yazı hiç olmazsa böyle dikkat ederek yine geçirebilirsek sadece bedensel değil ruhsal sağlığımız için de, çocukların için ve yaşlılar için özellikle çok önemli. Çok haklı dinleyicimiz, yani çocukları evde zapt etmek gerçekten çok zor. Mesaj atan dinleyicimize, biz de içinde yaşıyoruz bu durumu. Benim de evde çocuğum var. Hakikaten dersini yapıyor. Bilgisayardan, televizyondan. Tamam, ondan sonra oyun oynayacak. Ne yapacak yani oyuncu? Evin içinde, sürekli evin içinde. Hep aynı hayat. Annesi için zor. Tabii. Başka kim varsa evde onun için zor. Çocuk için, herkes için çok zor bir durum. İşte bunlar da bir ama... Bir de her evde şart da aynı değil Barış abi. Tabii çok ki, küçük evler var, tabii, kalabalık nüfus tabii, var. Bir sürü şey var. Biz evde şimdi doğu kanadına gittiği zaman falan çok bir sorun değil bizim evde, ama herkesin ev olmuyor yani, yoksa in havuza kendin takılabilirsin alt kata. Kolay. Ben üçüncü kattayım. Hanım ikinci katta zaten. Ondan sonra bahçe var arkada falan orada. Öyle olmuyor ama herkesin imkanı yok buna. Şimdi tabii yani gerçekten espriyle geçiştiriyoruz ama bütün bir resmi bütünüyle değerlendirdiğimiz zaman bütün bu boyutları, çocuğun psikolojisi, yaşlının psikolojisi, geçim derdi bir yandan, ekonomik imkansızlık, önünü görememek, cebinde param var mı, öyle market alışverişi, evde otur, onunla bitmiyor iş. İnsanların ilişkileri, çocukla anne ilişkisi mesela, şimdi bu mesajı atan dinleyicimiz evde zapt etmekle zorlanıyoruz derken sadece çocuğun sıkılması, evde hareket kabiliyetin azalmasından bahsetmiyor. Çocuk sürekli diyelim annesiyle beraberse, şimdi çocuk ders çalışıyor, annesi başında. Öğretmeni vardı, eskiden arkadaşları vardı. Farklı farklı insanlarla iletişim vardı. Şimdi bütün iletişimi bilgisayar ve annesi üzerinden yapıyor mesela. Diyelim babası evde olmasa bile, veyahut da başka evde anneannesi mi var, ne var. Şimdi düşünsene, sen sürekli ilişki geriliyor. Çocuğun psikolojisi bozuluyor, annesinin psikolojisi bozuluyor. Habire dur, yapma, oturma, kalkma, şunu şöyle yap, bunu yap. O şimdi onu oynama, şimdi dersini çalış, dersini kapat, televizyonu kapat, onu aç, bunu yap falan. Yani her evde aynı şeyler var. Ve bu bir kere iki kere değil. Her gün ve bitmek bilmeyecek saatlerce şekilde. Saatlerce, günlerce. Ve neredeyse artık aylarca demeye hazırlanıyoruz, değil mi? Hı-hı. Onun için gerçekten hayatın normalisi çok önemli ve ben mesela bunun için insanlara çok kızıyorum. Sokağa işi olmadığı halde bencilce çıkan ve dolayısıyla da virüsün yayılmasına sebep olan insanlar, hani adam işine gitmek zorundadır, çıkmak zorundadır. Elinden gelen her türlü dikkati de, maskesi de, hijyeni de, bilmem sosyal mesafesi de yapıyordur. İşin evinden çıkmak zorunda adam, ekmek parası, ona hiçbir tabii şeyimiz yok. Ama çıkmak zorunda olmadığı halde çıkan ve dikkat etmeyen, sosyal mesafeye, hijyen kuralına vesaire, kendine, ailesine, sosyal çevreye bu kadar bencil davranıp ne yapıyor? O süreci uzatıyor. İnsanların hayatını, gerçekten çıkmaya çok ihtiyacı olan
psikolojik veya ekonomik olarak ihtiyacı olan insanların ekmeğine, bütün ruh haline, çocukların, yaşlıların, herkese mani oluyor süreci uzatarak. Toplumun gerçekten biraz kolektif bilinci, sorumluluk anlayışını, beraber yaşamanın getirdiği sorumluluk anlayışını her anlamda artık idrak etmesi gereken, bu olgunluğa erişmemiz gereken bir süreçten geçiyoruz. Yani eğer bu koronavirüs sonrasında artık bu hasletleri kazanmamışsak biz toplum olarak, bundan sonraki başımıza gelecek felaketlerden çıkamayız. Yani bütün dünyada, bütün toplumlar için geçerli olan sınavlar bunlar. Dersler var burada. O yüzden bunları böyle değerlendirmek hepimizin hakkında çok daha hayırlı olur. Evet, devam ediyoruz. Dinleyicimiz telefon attığımızda. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın. Buyurun. Sesimi alıyor musunuz? Alıyoruz, çok güzel. Buyurun. Ben Amerika'dan arıyorum. Philadelphia eyaletinden. Philadelphia'dan. Hoş geldiniz yayınımıza. Mersi. Bir dakika. Nasılsınız? Çok ben şükür. Ben için rahatsız ettim. Buyurun. Estağfurullah. Ben dün size ulaşmaya çalışmam. Yani dinliyorum ama size ulaşmak biraz zor. Sizden sonraki... Şimdi tabii Philadelphia'dan çok var. Zor yani zaten. Yok, arıyorum ben şimdi. Şimdi Dünya Telekom diye o Dünya Telekom üzerinden arıyorum da süper. Çalıyor fakat kimse kaldırmıyor telefonu. İşte burada ya, sizin... 6 tane dijital hat var burada. O dijital hatlar sürekli çalıyor. Mi? Işıklar yanıyor, sanıyor. Hiç kimseye meşgul çalmıyor ama bütün telefonları çalarken rastgele Hakan bir tanesine basınca o hangi hattı bir alırsa onunla konuşuyor. Eyvallah. Bir saatimiz tutmuyor. Şimdi bizde saat gece 2:20 var. Sizde 9:20 var. Evet. Tam milletin uyku saati. Neyse. Peki teşekkür ediyoruz bu saate dinlediğiniz için ama sonra banttan da dinleyebilirsiniz bizi. Aslında sizden sonraki programı dinliyorum. O bir tek bir şahıs var ya, ona çok iyi bağlanıyorum. Onun programı çok iyi bağlanıyor. Ona Amerika'dan bilgiler veriyorum. O sizden sonraki. Aygün Özipek. Neydi o? Kim? Aygün Özipek. Çocuğun programı. Evet. Onun programı. Ben zaten Aslan Kancalıyım. Koca adam ama çocuk falan değil, haberiniz olsun. Çok yani neyse, benden ufak. Hani, sizin yaş kaç? Ufak. Yaş kaç sizin? Ben 58'liyim. 58'lisiniz. Tamam, sizin yaşlarda yani. Haberiniz olsun yani, çocuk. Ben 81'de geldim Amerika'ya. İşte o zamandan beri burada. Ne iş yapıyorsunuz Amerika'da? Vallahi Amerika'da şu anda kapalıyız. Şu anda Amerika'da... Açık olsanız ne yapacaksınız? Ne olsam? Türk restoranım var. Restoran işletmeciliği. Araba galerim var 2-3 tane. İşte içi idare ediyoruz. Bayağı iyiymiş yani, restoran, araba galerisi birkaç tane. Ufak iki fabrika var ama onları. 81'den beri buradayız. O, yani. O kadar olsun 81'den beri. Doğru. Doğru. Müsaade et yani. O da tabii, olsun da. Tabii haklısınız. Özür dileriz. Ben şey diyecektim. Dün sizin programı dinlerken bir arkadaş, yani yanlış mı millet de dinliyor şu, ayıp olmasın. O evet. Ankaralı bir çocuk varmış. Çocuğu mu hasta? Bir makine alacakmış. 2000 liraymış da 4000 lira mı ne olmuş? Evet. Hayır. Çocuğu çok ciddi, 5-6 aylık bebeği çok ciddi ağır hastalığı vardı. Evet, doğru. O çocuğa ulaşalım. Onun makinesini ben alayım. Bana bir isim soyad verin. Yok, şimdi ben... öyle bir telefon almadık. Şimdi böyle bu anlamda bireysel olarak bu tip şeyler radyo üzerinden yapılması doğru olmuyor. Geçmişte bunun çok olumsuz örnekleriyle karşılaştık. Dolayısıyla teşekkür ediyoruz hassasiyetiniz için. Sağ olun, var olun. Ama inanın çok üzüldüm. Ben hatta anneme de söyledim. Nasıl bir şey yapalım? Evet. Annem de beni tabii, o da vallahi yani, başka telefonlar da aldık bununla alakalı ama biz öyle bir şey yapmadık. Orada tabii çok ağır bir vakadan bahsediyorduk. Çok da üzüldük dinlerken dediğimiz. Evet, yayın açısından da canımız sıkıldı. Tabii yani şimdi çok zor ama burada tabii koskoca Türkiye Devleti bu tip durumlarda vatandaşın yanında olması gerekiyor. Devletin görevi bu. Şimdi biz bireysel anlamda radyo üzerinden böyle çok insan var ihtiyacı olan. O gün o anda zaten dinleyicimiz de söyledi. Ben bir tek değilim ki, benim gibi birçok insan var dedi. Hani benim çocuğumun hastalığı, hadi günde bir olur. Dolayısıyla tabii yani sağ olun. Böyle düşündüğünüz için iyi ki varsınız. Teşekkür ediyoruz. Ama hani radyo programı üzerinden biz bunu bir şeye dönüştürdüğümüzde gerçekten bunun arkası alınamıyor. İşte onun için sosyal devlet çok önemli bir şey. İki, suistimal de edilmeye başlanıyor. Biz beni yanlış anlamayın. Onu tabii. O yüzden biz böyle bir şeyin biz neticede itibariyle radyocuyuz. Radyo yayını yapıyoruz. Dinleyeceğimizin bu konuda duyarlılığından dolayı da gerçekten gurur duyuyoruz. Geçmişte elimizden gelen desteği... Uzatmayız, gurbetteyiz. Bu bizde zeket hesabı. Annemiz bitirin, ona verebilirsin dedi. Hatta şimdi burada bizim Amerika'da iki tane sistem var para gönder. Bir Western Union, bir de MoneyGram. Bunlarla gönderiyoruz parayı. Evet. O şahsın direkt adına gönderiyoruz. O gidiyor zaten bankaya, Akbank'a. Gidiyor oradan tahsil ediyor. Biliyoruz o mekanizmalar şeyi ama...
Tabii dediğiniz gibi sizin yani zekatınızı vesairenizle vermek için en güzel yol hatta bu. Böyle bu tip yardımlar. Ama bireysel olarak bunların bir sistem, ya bireysel de olsa bu yardımlar kurumsal da olsa mutlaka bir sistem içerisinde planlı bir şekilde yapılıyor olması lazım. Böyle Alaturka böyle oldu, evet. Çok üzüldüm ben bunu karşılayacağım gibi ağalık, yanlış anlamayın, sizin yaptığınız çok takdire şayan bir davranış. Ama bu şekilde böyle bir yaklaşım sonuçta çok suistimale ve kontrolsüzlüğe açık bir durum yaratıyor. Ayrı bir sorumluluk yüklüyor bunu yapan insana, aracılık eden insanlara. O da çok ciddi bir yıpratıcı bir şey var. Geçmişte biz bunları iyi niyetle çok denediğimiz, yaşadığımız şeyler oldu. Teşekkür ediyoruz. Annenize de çok saygılarımızı iletiyoruz. Koskoca bugün Türkiye yardım gönderdi. Ne CNN'i ne ESPN'i, hiçbir televizyon kanalı Türkiye'nin yardımından bahsetmedi Amerika'da. Hala maske yok. Biz inanın yani bir maskeyi 2,5 doları alıyoruz. Bir dezenfekte işe hand sanitizer'ını 15.99'a 16 doları alıyoruz. Artı vergisi var. Bir maske hala 2,5 lira. O da yani bir gün bir defa kullanıp atıyorsun, adi, çok adi maske yapıyorlar. Türkiye'den bu kadar yardım geldi. Şimdi Türkiye'den bu kadar yardım geldi. Bir tek Amerika'ya değil, birçok ülkeye yardım yaptık ama kendi vatandaşımızda da ama bir şey söyleyeceğim. Ama kendi vatandaşımızın da maske ihtiyacı var bir yandan. Nasıl olacak bu iş? Tamam. Var, görüyor amca. Herhalde Türkiye karşılıyor ki bunları, buralarda gönderiyor. İşte diyorum size yani Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarının da maskeye ihtiyacı bana var. Mesaj gelmedi mesela. Yani şimdi ama sana gelmeyeceği anlaşıldı, niye gelmedi sana, bana da gelmedi. Çünkü oradan sonra aylar sonra bu olaylarda en son SGK çalışanlarına maske gönderilmeyecek. Kendi çalışan süre içerisinde ne olacak peki? O süre içerisinde ne olduysa oldu. Yani yasaklandı, maske satışı yasaklandı. Ve daha yeni karar aldı. İşte bunlar da el yordamı iş yapılmasıyla alakalı. Bizim eleştirdiğimiz bir sürü şeyden bir tanesi de bu. Şimdi bundan sonra biz herkes şirket de bir şekilde temin etmesi lazım. Yani orada yine bir ekonomik külfet var, doğru mu? Olmaz. Şirketlere bedava mı veriliyor bunlar? Olmaz. Ha, şirket alsın sana versin diyor. Şirket onun maliyetine katlanıyor. Hep bir yere paslama var. Ama maşallah ihaleler devam ediyor. Maşallah şehir hastaneleri, Kanal İstanbul ihalesi, bunlar yapılıyor. Diyanet bütçesi hiç kesilmesin, aman devam etsin. Milyonlar milyarlar aksın bir takım yerlere ama iş vatandaşa, sosyal devlet şeyine geldiği zaman hep bir yerlere pas edelim, plase edelim. Bunu da eleştirince de ondan sonra muhalefet diyorlar. Bu muhalefet olmak alakası yok ki, vatandaş olmakla ilgili bu. Siz onları Philadelphia'dan çok anlayamazsınız. Bizim konuştuğumuz aramızdaydı. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Evet, teşekkür ederim. Sağ olun, hoşçakalın. Evet, 8.47 saatlerimiz. Dünün yine ilginç haberlerinden bir tanesi Fenerbahçe'nin teknik adam arayışıyla alakalıydı. Nenad Bjelica, Fenerbahçe'nin Hırvat teknik adama sözlü teklif yaptığı ve Bjelica'nın da sunulan şartları ve kulübün ekonomik profilini uygun bulup kabul edebileceği iletildi. Yağız Sabuncuoğlu'nun TRT'de haberiydi bu. Onu söyleyelim. Hatta Ali Koç'un da Hırvat teknik adamla görüştüğü ve fikir alışverişinde bulunduğu yine dile getirildi. Dinamo Zagreb'i çalıştırıyor. Onu söyleyelim. Avusturya liginde takımlar çalıştırdı kariyeri boyunca Bjelica. Daha sonra İtalya'da alt ligde yer alan Spezia'yı çalıştırdı. Lech Poznan, ardından da son iki sezon Dinamo Zagreb. Dinamo Zagreb'te başarılı bir performans. 2.30 puan ortalaması yakaladı Hırvat teknik adam. 1971 doğumlu, 48 yaşında, Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu, Fenerbahçe'nin teklifini yaptığı, sözlü olarak ve kabul ettiği dün gelen haberler arasındaydı. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz Radyo Spor'da. Sabah Spor'unu dinliyorsunuz. Ali Yerim, Barış Ertül sizlerle beraber. 0212 363 04 34 Radyo Spor'un canlı yayın telefon numarası. Bir haber paylaşalım sizlerle. Basketbol Bundesliga'da 17 kulüp bir araya geliyor. Sezonun kaderi için oylama yapmışlar. Onu devam etsin, 7'si de hayır devam etmesin demiş. Çıkan son karar, seçilecek bir şehirde tek bir salonda 10 takım mini bir turnuva şeklinde şampiyonu belirleyecekmiş. Küme düşme olmayacakmış. Tabii yine son karar siyasetle de alakalı olacak. Onu da söyleyelim. Tabii futbol özelinde konuşuyoruz ama diğer sporların da durumu tartışılıyor, konuşuluyor. Diğer sporlar ne zaman başlayacak? Büyük turnuvalar ne zaman başlayacak? İşte Almanya'da basketbol Bundesliga'da da böyle bir karar alınmış. Tabii az önce de bahsettiğimiz gibi yine siyasetle de ilgili görüşülerek, konuşularak o karar verilecek. Devam ediyoruz dinleyicimizle. Günaydın, hoş geldiniz. Merhaba Barış Bey, Ali Erol'a nasılsınız? Sağ olun, hoş geldiniz yerimize, buyurun.
Barış Bey, seni tebrik ediyorum ilk baştan. Çok güzel bir konuşma yaptın. Sağ olun. Ben de sizi tebrik ediyorum. Beni tebrik ettiğiniz için. Şöyle izleyelim. Siz güzel bir konuşma yaptınız. Hangi vatandaş, konuda? Hangi konuda? Vatandaş devlete yardım ediyor. Devlet gidiyor başka ülkeye yardım ediyor. Doğru mu? Ha, yani burada vatandaş ihtiyaç içindeyken bir sürü yere yardım yapılması konusunu diyorsunuz. Doğrudur. Şeyde Balıkesir'de çocuk boyacıdır, kumbarasını bozuyor, devlete yardım ediyor, devlet de gidiyor. Şimdi tabii bakın, bunu böyle söyleyince sanki devlet, sen kendi vatandaşına hiçbir şey yapmıyormuş da devlet, vatandaşından aldığın her şeyini gidip başka devletlere yapıyormuş gibi sonuç da çıkmasın. Barış Bey, ben taksiciyim. Geçen hafta bir gün çalıştım. Tek çift plaka var ya. Var. Ha. Geçen hafta bir gün çalıştım. Bu hafta 2 gün çalışacağım. 4 gün evde oturacağım. Ev kira. Araba kira. Şu anda 5 milyar borcun altına gireceğim. Bu nasıl olacak? Evet, sizin pozisyonunuzda sizin gibi yani işi bu şekilde daralmış. Bir yandan da yükümlülükleri aynen devam eden ve sizin de tabii borcunuzun arttığını ve geçinme zorluğu içinde olduğunuz kaçınılmaz. Bunu sizin gibi hem taksiciler olsun hem başka sektörlerde esnaf olsun veya ücretsiz izne çıkartılanlar veyahut da işte şu anda işsiz kalanlar olsun. Bunların sosyal devlet statüsü içinde mutlaka devlet tarafından sübvanse edilmesi lazım, finanse edilmesi lazım. Sizin borçlarınızın ertelenmesi lazım. Hatta bazı borçlarınızın devlet tarafından karşılanması lazım. Bunlar için başka yerlerden kaynakları buraya kaydırmak lazım. Yetmiyorsa da para basmak lazım. Ben bunu ilk günden beri söylüyorum. Barış Bey, dur, adam gelmiş elektriği kesmek istiyor. Bu nasıl olacak? Evet, bunlar bizim eleştirdiğimiz, yani sosyal devlet olma konusunda özellikle böyle bir dönemde bizim de eleştirdiğimiz konular. Ben bunları biliyorum ve söylüyorum zaten. Evet. Şimdi şöyle diyeceğim size. Vatandaş hani ne yapacak? Hani yardım edelim, devletimize sahip çıkalım, kendi bayrağımızı istediği şekilde değerlendirelim. Ama devlet sana yardım etmesi lazım. Doğru mu? Tabii ki. Ha, ben burada sana yardım ediyorum, sen gidiyorsun yabancı ülkeye yardım ediyor. Ben maske istedim devlet çevresinde. Tam 15 gün daha gelecek. Ne zaman gelecek? Eczane gidiyorum. Dönmüyor. Nasıl olacak? Ben taksiciyim. Her gün bir tane atmam lazım. Ya da 2-3 saatte, 3-4 saatte bir tane atmam lazım. Doğru mu? Doğru, doğru. Vatandaş biliyor. Onlar yere elbis siliyorum. Bezeklere siliyorum. Ya olmuyor. Nereye kadar gideceğiz ya? Bu arada da ben Beşiktaş'tayım. Beşiktaş'ta bir haber var mı? Futbola geçelim. Evet, Beşiktaş'ta. Hangi haber? Transfer için. Çok bir haber yok. Talişka ile ilgili abi Nur Çebi'nin açıklamaları var. Onu mu diyorsunuz? Talişka'yı mı diyorsunuz? Dediği. Evet. Forvet Talişka. Ya şimdi ona bakın, o isimlerin hepsini unutun. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, öyle bir transfer, yıldız isim falan, bunları unutun. Bitti, o günler geçti. Şimdi kimler gidecek onlara bakacağız. Kalan sahalar bizimdir diyeceğiz. O kalan sahaların da maliyeti öyle yıllık 1 milyon euroyu falan geçemeyecek. Geçmemeli. Döndürülebilir bir tablo değil bu. Altyapıdan genç oyuncular vesaire artık daha ucuz, daha yaş ortalaması genç, potansiyeli olan, biraz daha yeteneği, tecrübesi az olup fizik yönü biraz daha böyle Fransa Ligi gibi emniyet veren bir ligimiz ve bu yönde mücadele eden takımlarımız olacak. Beşiktaş'ta da yani öyle şu oyuncu geliyormuş, bu oyuncu geliyormuş, böyle yıldız isim falan, geçti o günler artık, bitti. Yok bundan sonra. Barış Bey, teşekkür ederim. Sağ olun. Hayırlı günler diliyorum size. Sağ olun. Biz de size kolay gelsin diyoruz. İnşallah düzelecek bu işler. Sağ olun, hoşça kalın. Evet, Sabah Spor'unda iki bilgi paylaşalım. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk saat 10.30'da uzaktan eğitimle ilgili bir açıklama yapacak. Saat 10.30'da bakalım uzaktan okulların, eğitimle ilgili. Okulların tekrar açılması konusu çok. Haziran'da acaba açılır mı okullar? Mayıs sonuna kadar zaten hiçbir şey yok ama. Haziran'da okullar acaba bir aylığına açılıp sonra kapanır mı? Yoksa hiç açılmadan yaz tatiline geçilir mi? Bu zaman zarfında da zaten uzaktan eğitimde oturmuş gözüküyor. Uzak eğitimde devam edecek. Bununla alakalı bir açıklama gelir 10.30'da Milli Eğitim Bakanı'ndan. Evet. Haziran'da okullar var mı yok mu? Şimdilik böyle bir yönde bir en azından eğilim var mı? Onu belki söyler, sorarlar. Onun dışında
nasıl gidiyorsa Mayıs'ı da öyle geçireceğimizi anlıyoruz. Zaten Mayıs ayında yine böyle tatil günlerini bayramlarla, hem dini bayramlar hem milli bayramlar hem de böyle 1 Mayıs günü gibi tatil günleriyle birleştirerek sokağa çıkma yasakları yaşayacağımız, Ramazan bayramında da sokağa çıkma yasağı yaşayacağımız neredeyse belli. Ama bayram sonrasında Haziran başıyla beraber işte taksicimizin, bağlanan son dinleyicimizin haklı şikayetlerini hepimiz dinledik. Esnafın durumu aynı. Küçük orta ölçek işletmelerin durumu aynı. Büyük şirketlerin durumu çok farklı değil. Gelirler çok düştü. Biraz artık normalleşmeye ihtiyacımız var. Bu da sosyal mesafeyi koruyarak, hijyen kurallarına dikkat ederek virüsle mücadelede iyi bir noktaya geldik. Bunu kaybetmeden olacak şeyler. Evet, teşekkür ediyoruz. Buyurun. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, hayırlı sabahlar diliyorum. Sağ olun. Ankara Etimeskiden Hakan Özcan. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. En başta tüm Müslüman ailenin Ramazan ayını ve sizlerin canı gönlünü kutluyorum. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet. Şimdi Barış abi, Ali Bey, ben şey soracaktım. Şimdi ayrıca katılan arkadaşa ben de katılıyorum. Benim 3 haftayı geçti maskeye başvuralı. Daha bana bir kere bile mesaj gelmedi. Eşime bir kere geldi. Yani günlük bir maskenin kullanım süresi 3-4 saat diyorlar. Vallahi biz yeri geldi bir maskeyi 2 gün falan bile kullanıyoruz. Çünkü yani satan yok. Marketlerde maske veren yok. Eczanelerde satan yok. Yani veren yok. Biz ne yapacağız bilmiyoruz yani. Bunu dile getirmek istedim. Evet, çok, çok şikayet var. Yani bu işlerin bu konularda zaten satılmaması, ücretsiz verilmesi gerekiyor. Ama evet. Dağıtım konusu olsun, insanlara bunun ulaştırılması olsun düzenli bir şekilde. Ki hani maske gelmiyor dedik de gelecek olan haftada 5 maske her hafta gelmesi gerekiyor. Daha bir kere bile gelmedi bir sürü insana. Bununla ilgili zaten yetersizlik ortada ki aradan ne kadar zaman geçti? SGK çalışanları gidecek, kendi işletmeleri alacaklar diye şimdi boşuna da beklemeyin dediler bana yani. Evet. Ali'ye bana ya öyle şimdi dediler. Yani ama bu durumda olmayan işte taksi şoförü dinleyicimiz, siz beklemeye devam ediyorsunuz bir sürü. Böyle düzensizlikler ve şeyler var. Evet. Bir de şey soracağım hala Barış abi, Ali Bey, sizin görüşlerinizi alayım. Sizce lig oynayacak herhalde. Bu kesinleşti. Bence. Yani kesinleşti demeyelim ama büyük ihtimalle Haziran ayının içerisinde seyircisiz bir şekilde kalan 6-7 hafta oynanacak gibi gözüküyor. 6 hafta mı kalacak? 8 hafta. 8 hafta. 26 hafta. 8 hafta. 8 hafta oynanacakmış, evet. 72 maç. Sizce şampiyon kim olur? Bir de sizin görüşünüzü çok seviyorum. İkinizin de görüş benim için çok önemli. Emre Kılıç ve Mert Hakan Yandaş kim hangi takıma gider? Bana bir dinleyicimiz Twitter'da sormuş. Emre Kılıç ve Mert Hakan Yandaş'ın durumu nedir demiş. Koronavirüs negatif yazdım ben Twitter'a. Ondan sonra şimdi başka onun dışında hiçbir bilgi yok. Fenerbahçe de olabilir. Emre Belezoğlu'nun iki oyuncuyla temasa geçtiği iki gün önce haber olarak yani verildi. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin adının öne çıktığını söyleyebiliriz. Ama Galatasaray'ın da hani devre arasında oyuncularla prensipte anlaştığı haberleri çok çıktı zaten. Ama onlar da o yönde, onlar da onu yalanlamadılar biliyorsun. Doğru. Biz de haberlerini yapmıştık. Fenerbahçe'de de ama bir takım girişimler olduğu onu da biliyoruz. Bakalım ne olacak? Hep beraber göreceğiz. Şu an hiçbir şey belli değil. Belli olmamasının sebebi sadece bizim bilmememiz değil. Fenerbahçe ve Galatasaray da karar verilmiş değil. Oyuncular da karar vermiş değiller. İşin ekonomik boyutu da yani bütün takımlar için o kadar büyük bir belirsizlik var ki nereye ne kaynak ayırabileceklerini, transfere ne kadar para harcayabileceklerini, mevcut oyuncularla ilgili tasarrufları da dahil olmak üzere kimden ne kadar tasarruf edip kimin kalıp kimin gideceğini de bilmedikleri için hem ekonomik durumlarını hem de kadro ihtiyaçlarını şu an öngöremiyor kulüpler. Yani bunu planlayamıyorlar. Uğraşıyorlar ama planlayamıyorlar. Şu anda bütün yani bugün Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerinin adı en çok geçiyor bu bahsettiğimiz önemli oyuncularla ilgili. Fakat onlar da ne yapacaklarını tam bilmiyorlar ki biz bilelim ne yapacaklarını. Onun için dinleyicimizin sorusunun cevabı şu anda yok. Bunlar muallakta ve çok fazla bilinmeyeni olan konular. Evet, lige gelince şampiyonluk için de sordu. Şimdi 72 maç kalmış. 8 hafta 8 kere 9 72. Şimdi 72 maç. Şimdi hiçbir şey olmasaydı, koronavirüs olmasaydı bile ben şampiyon kim olur sorusuna iddialı bir cevap veremezdim. Ama bu biliyor ki dinleyicilerimiz eğer hatırlıyorlarsa koronavirüsten evvel maçlar oynanırken benim şampiyonluk adayım Galatasaray'dı. Bunu söylemiştim. Şimdi normalde benim değişen bir şey yok. Benim de yine demem lazım ki
şampiyonluk adayım Galatasaray. Fakat koronavirüs bir sürü şeyi değiştirdi. Değişikliklerin içerisinde, yani bu lig başladığında bir şekilde kaldığı yerden devam etmeyecek. Doğru mu? Kaldığı yerden devam etmeyecek. Yani şöyle de kaldığı yerden edecek. Futbolcuların form durumu, takımların form durumu, ritimleri, uyumları, ritimler, performansları, her şey değişecek tamam. Şimdi tanıyamayacağız belki bazı oyuncuların performansını. %100 öyle olacak. Dolayısıyla bir kere tamamen bilinmeyen bir... Yepyeni bir 8 haftalık başlayacak. Evet, yepyeni bir 8 hafta. Şimdi geçtiğimiz oynanmış olan 26 haftanın hiçbir şekilde referans olamayacağı bir 8 hafta yaşayacağız. Puan cetveline bakarak bu takım bu takımı yener diye tahminde bile bulunamayacağımız. Çünkü bıraktığımız yerle başladığımız yer arasında oyuncular takım halinde bireysel olarak moral, psikoloji, bedensel hazırlık, mental hazırlık, kilo fazlası, acaba ne vaziyetteler? Döndüklerinde futbola nasıl dönecekler? Muslera gibi mi oynayacak? Öbürü başka türlü mü oynayacak? Sörlöt kaldığı yerden devam edecek mi mesela? Mesela, mesela soru. Tabii şimdi Sörlöt gerçi şeydeydi o. Neydi? İzolasyondaydı falan. o belki daha iyi durumda. Ama yani şimdi dolayısıyla Trabzonspor'u lider yapan, Trabzonspor'un içindeki faktörler taşıyabilecek bir Trabzonspor bundan sonra da şampiyonluğa. Galatasaray'ı arkadan gelip ivme kazandıran, şampiyonluk adayı yapan faktörler devam ediyor mu acaba şu anda? Futbola verilen bu arada bunlar yoksa kaybolup gitti mi? Şimdi buradan bir kere en basit çıkacak şey şu. Başakşehir'in şansı arttı. Çünkü koronavirüs öncesiyle sonrası arasında bu oyuncuların ve takımların ne performans göstereceğini bilmememizin ötesinde bir şey daha biliyoruz. Seyirci faktörü yok artık. Deplasman saha avantajı, deplasman faktörü, rakip seyirci iç saha faktörü. Şimdi benim mesela favorim demeyeyim yani daha güçlü şampiyonluk adayım Galatasaray'dı. Ama şu anda ligin başladığı noktada seyircisiz oynanacağını bildiğimiz için Galatasaray'ın seyirci avantajının, saha seyirci avantajının kalmadığını ve takımların da o ivmeyi, şimdi Galatasaray'ın lehine bir ivme vardı, bu ivme kesildi, rüzgar kesildi. Dolayısıyla Galatasaray'ın kalan bölümde eskisi gibi şampiyonun en güçlü adayı olduğunu düşünmüyorum. Başakşehir'in bir sürü dezavantajı vardı. Bu dezavantajlar rakipler için de geçerli hale geldiği için, sağ seyirci avantajı, tribün vesaire kalmayacağı için, kalan bölümü seyircisiz oynayacakları için Başakşehir'in artık o kadar büyük bir dezavantajı yok. Ve puantaj olarak da zirvede Trabzonspor'la beraber. Dolayısıyla bir de kadrosu da Başakşehir'in iyi bir kadro. Eğer ama bilmiyoruz ki bakalım nasıl geçirdiler bu boşluğu. Onun için hakikaten benim için şu anda şampiyonluğun güçlü adayı diye bir takım kalmadı. Galatasaray diyordum. Şimdi Galatasaray diyemem o şekilde. Trabzonspor'da olabilir. Zaten lider. Aynı puanda Başakşehir'de olabilir. Artık saha seyirci dezavantajı yok. Diğerleri de aynı durumda. Bütün takımlar bir Başakşehir oldu o açıdan. Bir de geriden geldiklerinde şimdi bu yeniden lig başladığında acaba nasıl oynayacaklar? Sıfırdan görüyoruz. Yeni sezon başlamış gibi. Sen dedin ya yeni bir 8 hafta oynanacak. Sanki yeni sezonun ilk 8 haftası gibi. Tabii. Yani yeni sezonun ilk 8 haftası, üstelik takımların hiçbiri de iyi bir hazırlık dönemi geçirmediler diye siz kafanızda yazın bu işi. Yani gerçekten bak reçeteyi veriyorum. Yeni sezon sanki yeni 8 hafta oynanıyor yeni sezon. Sıfır puan gibi hepsini düşünün. Tamam. Bir de üstelik hiçbiri de iyi bir hazırlık dönemi geçirmedi. Lay lay lom yaz kampı. Şimdi böyle düşündüğünüzde siz bu önümüzdeki yeni sezonun ilk 8 haftasını kim lider bitirir gibi bir şey diyebilir misiniz? Diyemiyorsanız bu sezonun şampiyonunu da hiçbirimiz söyleyemeyiz. Kim ne derse de uyduruyordur. Şimdi biri bağlanıp derse ki bence Başakşehir şampiyon olacak, palavra. Biri derse ki Trabzon şampiyon olacak, palavra. Hiçbiri bilerek bir şey konuşmayacak. Hepsi temennisine göre, hissiyatına göre, gece gördüğü rüyaya göre bir şey söyleyecek. Bir mesnete oturtmamız şu anda gerçekten fiziksel, teknik, taktik, momentumdu, psikolojik faktörlerdi, seyirciydi. Hiçbiri mümkün değil. Ya kimin sakat, kimin sağlıklı olacağını, kimin işte 5 oyuncu değişikliği diyorlar 3 defa da. Bir de kurallar da değişiyor. Ondan kim fayda sağlayacak? Kadro derinliği falan filan. Bunların hiçbirine hakim değiliz şu anda. Onun için sorduğu soru dinleyicimizin bence en sorulmayacak soru, yani kim şampiyon olur? Hiç kimse bilemez. Ha, bir tek bir şey belli. Fransa gibi yaparlarsa Trabzonspor şampiyon edebilirler lider olduğu için. Evet.
Başka hiçbir şey yapamazlar. Şu anda hiç başka bir şey belli değil. Şunu da hatırlatalım. Tabii Süper Lig'deki son durumu unutmuş dinleyiciler de olabilir. Trabzonspor Başakşehir 53'er puandalar. Trabzon 1. Başakşehir 2. Galatasaray 50 puanlı 3. sırada. Sivasspor 49 puanlı 4. sırada. Beşiktaş'ın da 44 puanlı 5. sırada. Bu iş en çok Beşiktaş'ta Fenerbahçe'ye yaradı. Evet. Düşme hattında da tabii orada da çok büyük bir rekabet var. Puanlar birbirine çok yakın. Kayserispor 22 puanla son sıradaydı. Ankaragücü 23, Rizespor 25. Düşme hattındaki takımlar bu şekilde ama hemen üstünde 25 puanla Yeni Malatyaspor, 26 puanla Konyaspor ve yine 26 puanla Kasımpaşa vardı Süper Lig'in 26. haftasının sonunda. Evet, devam ediyoruz Sabah Spor'una. Son saatin içerisindeyiz. Saatlerimiz 9.18, 0212 363 04 34. Radyo Spor'un canlı yayın telefon numarası. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un saat 10.30'da uzaktan eğitimle ilgili bir açıklama yapacağını söylemiştik. Bir haber daha verelim. Türk Hava Yolları da iç ve dış hat seferlerini 28 Mayıs'a kadar erteledi. Daha doğrusu kararını 28 Mayıs'a kadar uzattı. Onu da söylemiş olalım. Evet, gazete manşetlerine baktık. Gazete manşetlerinde haberler vardı. Bu arada Ahmet Nur Çebi'nin dün yaptığı açıklamalarda söylediği enteresan noktalardan biri de Beşiktaş'ın sadece faizi ödediği rakam yıllık 450 milyon liraymış. Bu tabi akıl almaz bir rakam. Beşiktaş'ın bir senede faize verdiği rakam 450 milyon lira. Devam ediyoruz dinleyicimizle. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, ben Gündüz. İyi günler dilerim. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Şimdi önce Barış Bey'in bir fikrinden söze gireyim. İstanbul'da oynanması en makul oynanacakse, bunun yanında ikişer maçta Antalya'ya, İzmir'e ve Ankara'ya hani ya kurayla ya tercih usulüyle verilebilir ve bu sezon bitebilir tabii oynanacakse. Şimdi bu bağlamda ikinci konuya değineyim. 65 yaş üstüleri çok mağdur. Benim önemli bir şeyim yok ama ben de artık bunu aldım. 30 günü geçti. Haftada 2 gün, 3 gün. Öğlenden sonra 2 ile 4 arası yürüyüş yapmak için. Romatizması olan var, tansiyonu olan var, şeker hastası olanlar var. Bunlara yürüyüş, evin içinde insan ne kadar yürür? Ben Cumhurbaşkanı'ndan beklerdim ki haftada en az 2 kere 2 ile 4 arası, 14-16 arası bir serbest yürüyüş izni. Velev ki bunun yanında banka işlemleri var, maaşını alamayanlar var. Dolayısıyla hani bilim kurulundan, Sağlık Bakanlığından ve Cumhurbaşkanı'ndan bir iki saat beklerdim, bu çıkmadı. Bunun yanında çıkacak ama böyle, acele etmeyin. Yani bu daha bu orada hafta, değiliz. Daha oraya gelmedik. Yani geleceğiz, oraya doğru geliyoruz, daha oraya gelmedik. Çünkü evet Barış Bey ama maskesini takar bir 40-50 adım yürür insan. Şimdi onu koyacaklar. Yani o gündemde masada çocukların da 65 yaş üstünün de bu evden çıkmamaktan dolayı içinde bulundukları ruh hali, mağduriyetleri vesaire bu konu konuşuluyor. Bilim kurulu bunu konuşuyor. Sağlık Bakanlığı üzerinden Cumhurbaşkanı'nın da önüne gidiyor. Ama tabii burada şimdi sokağa çıkma yasağını cuma, cumartesi, pazar uygulayacaklar. Buraları şimdi daha 1 Mayıs'ı görelim. Rakamlar da iyileşmeye başladı. Ramazan bayramı ile beraber belki Ramazan bayramı biraz da önünde belli aralıklarla insanlara, çocuklara ve yaşlılara özellikle belli zaman dilimlerinde sizin söylediğiniz gibi sosyal mesafe kurallarına katı şekilde dikkat etmek kaydıyla tabii sokağa çıkış izinleri verilecek. Ama bu hiç bunun için biraz birkaç güne daha ihtiyaç var bu kararın alınması için. Ama bu gündemde yani bu sizin söylediğiniz şey herkesin aklına geldi. Maaşını alamayan insanlar, komşularım var Barış Bey. Çok farklı psikolojik, sosyolojik, ekonomik mağduriyetler var. Bunlar belli ölçülerde giderilebiliyor. Belli ölçülerde giderilemedi. Burada imkansızlıklar var. Koordinasyon bozuklukları var. Hazırlıksız yakalananlar var. Hazırlıksız yakalanan unsurlar var. Ekonomik imkansızlığın yarattığı şeyler var. Plansızlık, programsızlık var veya başarıyla yapılmış boyutları da var. Yani iyi yapılan var, kötü yapılan var. Başarılan var, başaramayan var. Dolayısıyla bütün boyutlarıyla böyle bakmak lazım, iyi kötü. Bir de evvelsi gün Halk TV'de bir röportaj izledim. Toplumun böyle insanlara ihtiyacı var. Haluk Levent gibi, Saadettin Saran gibi,
Can Çobanoğlu gibi toplumsal faydaları olan insanların çoğalmasını arzu ediyorum. Sağ ol. Dinlediğim haber şuydu. Bir komşu, bir dil, R'siz, bir komşu diye bir site varmış. Faturalara sıkışık olanların faturalarını ödüyorlar. Oraya da fitre zekat gibi yardımlarını yapıyorlar. Bunu da belirttikten sonra son cümlem şu. Bir taksi gibi böyle R'si olmayan bir komşu diyorsunuz. Evet, komşu yani ihtiyacı olan da oraya ki tabii Ramazan abi. Ramazan ayındayız. Zekat konusunda bu öyle bir dönemde zekatı bu koronavirüsle alakalı mağdur olan çevrenizdeki komşunuz başta olmak üzere eğer yardımlarınızı bu yönde bildiğiniz şekilde doğrudan yaparsanız adresine ulaşması konusunda bunun dini evet. Dini vecibesi ve inanışıyla, sevabıyla, her şeyle çok daha verimli olur. Onu da yeri gelmişken söyleyelim. O bir komşuya da sizden duyuyorum. Baksınlar. Ben de oradan dinledim. Bir komşu. R yok birin. Anladım. Bir komşu site. Bir de şeyi deneyeceğim. Ben bunu bir buçuk ay önce bu mikrofonlardan söyledim. Cep telefonlarına dikkat dedim. Bir Rus bilim adamı kariyerini unuttum şeyini branşını. Profesör dedi ama sonunu kaçırdım. Peki. Cep telefonlarına dikkat diyor. Bütün virüsleri, ben bunu bir ay önce de söyledim, manyetik çekim olduğu için ağzına burnuna yanaştırıyor insan. Bilhassa siz veya çalışanlar, dışarıda gezenler sık sık dezenfekte etmeli cep telefonlarını. Bunu da bir öyle anons diye vereyim dedim. Teşekkür ediyorum. İyi sağ olun. Günler. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet. Yani şimdi sürekli elimizin üzerinde olduğu telefonlar bir yandan hani elinizi yüze götürme derken telefonu yüzüne götürüyorsun. Elimizi dezenfektanla yıkadığımızda kolonyaydı şeydi. O telefonu da bir mutlaka silmek gerekiyor. Yapmaya da çalışıyoruz artık herkes olduğu kadar. Bu alışkanlıklarımızı değiştirmeye çalışıyoruz. Şu ana kadar geldik buraya kadar. Bakalım bundan sonra ne olacak? Evet, devam ediyoruz abi. Nur Çebi'nin açıklamalarına Milliyet gazetesi yer vermiş. Manşet şu şekilde: Başkan Ahmet Nur Çebi yıllık ücret indirimine yanaşmayan oyunculara sert mesaj gönderdi. Gitmelerini tercih ederim demiş. Peki bu mesaj ne? Vida, Laiç, Lens gibi sözleşmeleri devam eden oyuncularımızdan uygun şekilde fedakarlık yaparak kalmalarını istiyorum. Ancak kabul etmiyorlarsa da gitmelerini tercih ederim demiş. Bu bedelleri ödeyecek durumda değiliz. Futbolcuların değerleri tartışılabilir ama kulübün gerçekleri ortada. Futbolda koşullar çok değişecek. Oyuncular belki de ellerinde bonservisleriyle kulüp arayacak demiş Beşiktaş Başkanı. Aynı zamanda merak edilen 3 oyuncu var Beşiktaş'ta. Değerli oyuncular, sözleşmeleri sezon sonunda bitiyor. Gökhan Gönül, Caner ve Atiba. Hocamızın isteği doğrultusunda görüşeceğimiz oyuncular. Şimdiye kadar bir görüşme olmadı. Eğer karşılıklı olarak şartlarımız uyarsa sözleşmelerini uzatacağız. Ancak şunu şimdiden söyleyeyim. Ekonomik şartlar hiç de eskisi gibi olmayacak demiş Ahmet Nur Çebi verdiği röportajda. Dinleyicimizle devam ediyoruz. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, hayırlı yayınlar, kolay gelsin. Sağ olun, buyurun. Doğan Baykal'dan, Eskişehir'den. Buyurun. Abi şimdi biz herhalde bu sene ligler iptal edilirse gibi geliyor bana. Çok oynanacağını zannetmiyorum. Biz de tersini düşünüyoruz. Biz de oynanacağını düşünüyoruz. Ya abi yani şöyle bir şey söyleyeyim fikrimi. Son bu iki hafta çok önemli. Tamam, iki hafta geçiyor. Bu iki hafta yine önemli. Ama bir söyleyeceğim şimdi, ama bir dakika, geçiyor da iki hafta geçiyor da bir yandan da ciddi anlamda hem koronavirüsün etkisi hem de hastanedeki yoğunluk azalıyor. Ben pek ona inanmıyorum abi, bana pek inandırıcı şuna gelmiyor. İnanın mutlaka, bakın şuna inanın mutlaka, yani siz Sağlık Bakanı'nın açıklamalarından bahsetmiyorum ben, yani vaka sayısının İşte pozitif olmadığı halde koronavirüs olduğu bilinenlerin yazılmaması, test yapılmadığı için, test pozitif çıkmadığı için bunların vakalara ilave olması gerektiğini, çarpı 2 çarpı 3 vakayı görün dendiğini, bunları konuşmuyorum. Bunları kastediyorsunuz herhalde. Veya ölümlerin bazıları doğal ölüm yazılıyor. Zatürre yazılıyor ki onların birçoğu koronavirüs ölümü, sadece test yapılmış pozitif çıkmamış diye vefat sayıları falan. Hadi bunları diyelim. Onu da 2 ile çarpın. Onu konuşmuyoruz biz şu anda, onu tartışmıyoruz. Ben size başka bir şey söylüyorum. Hakikaten hastanelerde yoğun bakım ünitelerindeki hasta sayısı azalıyor. Hastanelerde yatan hasta sayısı azalıyor. Hastanelere giden şikayet azalıyor. Şikayete gidenlerin şikayetçi oldukları semptomların
şiddeti azalıyor. Dolayısıyla daha fazla insan evinde tedavi görür hale geldi. Hatta bir ay, bir buçuk ay önceye göre bugün koronavirüse yakalanmak daha az korkutucu hale geldi. Yaşlı değilseniz, kronik hastalığınız yoksa. Ben kendim için söyleyeyim size. Doktor tanıdıklarımdan, çevremden, bak Sağlık Bakanı falan demiyorum. O hükümete güveniyorum, evet, güvenmiyorum demiyorum. Ben size vatandaş olarak etraftan duyduğum şeyleri söylüyorum. Etraftan dediğim de doktorlar, yani hastanede çalışan doktorlar, arkadaşlarım, tanıdıklarım. Diyorlar ki... bir kere biz rahatladık diyorlar. Yani hastanelerde büyük bir sıkıntı yok, haberin olsun diyorlar. Bu insanlar bana çok kötü durumdayız diyenlerdi bir buçuk ay önce. Yani abi, ya şimdi şöyle, bunlar böyle diyorlar. Bir de diyorlar ki bugün hastalanırsan çok korkma. Yani bir ay öncekinden daha iyi geçireceksin hastalığı. Virüste bir zayıflama var. Virüsün etkisinde bir zayıflama var da diyorlar. Kendi gözlemleriyle söylüyorlar. Ben de size onu söylüyorum. Yani gerçekten iyileşme var. Bu yani palavra falan değil. Az gösteriyor, maz gösteriyor. O başka bir şey. O değil. Benim söylediğim hakikaten Sağlık Bakanı'nın söylediği doğrultuda bir iyileşme var. Ama yeterli mi? Bir aya daha ihtiyacımız var. Doğru. O iki hafta meşhur, sizin iki haftanız doğru. Ama eğer böyle giderse, bana itimat ediyorsanız, hakikaten Sağlık Bakanı'nın dediği gibi biz Ramazan Bayramı sonuna kademeli olarak hayata yine kontrollü, yine önlemlerle ama kademeli olarak hayata dönebiliriz. Taksici biraz daha iş yapar hale gelir. Esnaf dükkanını açabilir. Restoranlar biraz olsun müşteri kabul edebilir. Anlatabiliyor muyum? İç hatlar, uçuşlar başlayabilir. Yine kontrollü ve fiyatlar bir zamlı olarak olsa. Yani biraz daha hayat normal. Dolayısıyla ligler de Haziran ayında seyircisiz oynanabilir. Yani oynanır demiyorum, oynanabilir. Bu yönde bir iyi gidişat var. Bundan emin olabilirsiniz. Abi görünüşte kabul ediyorum var, fakat biz şunu hep göz ardı ediyoruz. Yani tamam, rakamlar düşüyor, kabul ediyorum. Hastanelerde rahatlama var. Siz benim dediğime itimat edin. Bakın iyiye gidiyor. Bak, hayır, şunu söyleyeceğim Barış abi. Hak vereceksin sonunda da bana. Peki. Ben iki gün önce hastaneye gittim. Hastane girişinde çok güzel kontrol. İşte ateş ölçümü, herhangi tamam, bir risk var mı? Bunlar kontrol ediliyor falan. Evet. Tamam. Ama aşırı derecede gevşemeye başladık. Halk olarak da, devlet olarak da. Yani vallahi ben devletin gevşediğini düşünmüyorum. Devletin gevşediğini düşünmüyorum ama halk olarak, toplum olarak gevşediğimizi söylüyorsanız, evet, sokakta çok insan var. Mesela trafik yoğunluğu da radyo trafikten ben takip ediyorum. %30 radyo trafik yoğunluğu ilk defa bu koronavirüsten beri bu hafta oldu. Pazartesi, salı oldu. %30 trafik yoğunluğu ciddi bir yoğunluk. %5'leri onlara düşmüştü. İşte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da söyledi. 900 binken 1.2 milyon kişi sokağa çıktı. Bu özellikle 2-3 günlük şeyler sonrasında, böyle 2-3 günlük söyleyen adına sokağa çıkma yasakları sonrasında insanlar birdenbire daha fazla çıkıyorlar diye. Böyle tespitler de var. Bunlar da doğru. Dolayısıyla size şöyle katılıyorum. Yani toplumsal olarak halkımızın, hem bir de tabii zaman geçiyor üzerinden. Çok fazla evde oturmak, bir de havaların güzelleşmesi. İnsanlar giderek daralmaya başladı. Zaten çok riayet etmiyorduk. Şimdi biraz daha gevşek davrandığımız, rehavete kapıldığımız toplum olarak kabul edilebilir. Doğrudur. Ama devletin gevşediğine dair bir uygulamada vesaire bir emare yok. Şöyle abi, devlet de bu konuda gevşiyor. Yani şimdi ben inşaat sektöründeyim. Şantiye şefi olarak çalışıyorum. Peki. Günümün %90'ı araçla. Ben araç içerisinde olduğum için çok hani araç içerisinde sadece kendimim. Benden maske kimse bilmediği için maske kullanmıyorum araç içerisinde. Tamam, doğrudur, normaldir. Ama araçtan indiğim anda maskemi takıyorum. Ve şöyle bir durum var. Mesela pazar var. Yaptığım inşaatın hemen iki sokak arkasında pazar var. Evet. Pazarın girişinde yarım saatlik falan böyle bir dezenfektan girişe konuyor. Tamam, güzel. Maskesi olmayana maske veriliyor, tamam, ama bu yarım saat sürüyor. Yarım saat sonra aynı devam. Herhangi bir kontrol, kısıtlama. Yani siz devleti de denetimlerle alakalı gevşettiğini düşünüyorsunuz. Tabii ki. Şimdi normalde bizim şu an maskesiz sokağa çıkmamız yasak. Doğru. Yani ama şu an bakıyorum karşımda, ben size şu an sokağa çıkmak yasak demeyelim de ona. Toplu mekanlara maskesiz girmek yasak diyelim. Çünkü siz hani arabanın içinde hani maskesiz oturuyorsunuz. Çıktınız diyelim ki yürüyorsunuz. Maskesiz yürüyebilirsiniz ama markete giremezsiniz. Pazara giremezsiniz. Yani öyle diyelim. Yani ben mesela malzeme almaya gidiyorum. Gittiğim yerde bir hırda var. Sizden malzeme alacağım. Evet.
İçeride 4-5 kişi rahat. Ama onların maskesiz, maskeli olmaları gerekiyor. 2 kişiden fazla girmemeleri gerekiyor. Onlara tabii birazcık da, ama her yerin işte o gittiğiniz marketti, mekanda birazcık kendi otokontrolünü yapması lazım. Mesela ben bakkala gidiyorum. Aynen. Mesela. Bakkala gidiyorum. Evimin oradaki yakındaki mesela. Maskesiz içeri girilmiyor. Maskesizseniz dışarıdan bekliyorsunuz, size içeriden veriyorlar ve içeri en fazla 2 kişi girebiliyor, o da maskeli olursa girebiliyor. Bu şekilde tabii mesela bunu, bir bakkal dükkanı bu önlemi alabiliyor. Herkes kendi, yapmalı bunu kendince. Kendi öz denetimini yapan yerler var, buna hak veriyorum, ama şu anda genelleme olarak baktığınız zaman yani ülkenin %80'i aşırı şekilde rahatlamış ve bunun sebebi de işte bu 2 hafta çok önemli diyor. Tamam, 2 haftayı çok sıkı bir şekilde geçiriyor herkes. Ya 2 hafta sabredelim, hadi öyle olsun böyle olsun. Sabırlar taşıyor ama diyorsunuz. Bizim sabrımız o kadar çok yok. Valla bir şey söyleyeceğim. Şimdi tabii bu söylediğinizi tabii ben belli ölçüde hak veriyorum. Tabii bu toplumsal bir konu. Sağa sola suça atabileceğimiz bir konu değil. Hepimizin üstlenmesi gereken bir sorumluluk ve suç. Kesinlikle. Dolayısıyla tamam, eğer sizin dediğiniz gibi denetim mekanizmaları olsun, öz denetim olsun, hem bireyler hem işletmeler, bakkalı, marketi, işte hırdavatçısı ya da siz, ben, kim olursa, eğer biz bu işi gevşetirsek rakamlar iyileşiyor zaten, yaz da geliyor, iyiymiş, bitti falan gibi böyle yaparsak bunun bedelini yine biz ödeyeceğiz. Bunun farkında olsun insanlar. Yani çünkü böyle olursa Haziran, Temmuz derken biz ne lig oynayabiliriz, ne hayat normalleşebilir. Bir dalga daha gelir vurur. Ondan sonra işte asıl o zaman belimizi nasıl doğrulturuz bilmiyorum. İşte benim de hani şeyim o hani. Liglerin iptal olma. Anladım. İhtimali. Siz tabii burada, siz burada o rehavete bakarak konuşuyorsunuz. Biz bugünkü şartlara bakarak tam olarak konuşuyoruz. Ve kötüleşmeyeceğini öngörerek konuşuyoruz. İnşallah o karamsar senaryo olmaz. Bir an önce de hem hayat normale döner, hem de ligler oynanır aynı anda beraber. İnşallah öyle olur diyelim. Temenni edelim. Ne yapalım? Teşekkür ediyoruz kadın yani, için. Tek temennimiz sağlıklı bir ortam yaratılıp insanların hayatının normale dönmesi, ama bunun için gerçekten sosyal olarak devletin çok daha fazla şey yapması lazım. Katılıyorum yani, ona evet. Sosyal şimdi, devlet statü şeyinde rolünü ben maalesef devlet yeterince oynamıyor. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet, Sabah Sporu'nda son bölümde sizlerle beraberiz. Son dinleyicimizi telefon hattımıza alacağız. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın Mert Bey, günaydın Barış Bey. İyi günler, iyi yayınlar. Dinleyenlere de sevgiler, saygılar sunuyorum. Bilmukabe, teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. İyi ki varsınız diyorum, gerçekten sporu özledik, güzel şeylerden yorumlar yapıyorsunuz. Sağ olun, inşallah ama, inşallah hakikaten oynanır da biz de aynen konuşuruz. Ama demek ki katılan o dinleyici hiç katılmıyorum, gerçekten bir şeyin farkında değil bunlar galiba. Ben başkanımı çok seviyorum, ülkemi, vatanımı çok seviyorum. Şu anda başkanımız elimizden geleni yapıyor, yapması gerekeni gerçekten yapıyor, sosyal olarak, şey olarak. Bakın, bana mesajdan maske bile geldi, gittim onun kozuyla gittim, maskemi bile aldım. Yani emekliyim, evimdeyim, ama şöyle bir şey söyleyeceğim Barış Bey, gerçekten mesela bak, ben Mart'ın 5'inde buna yakalanmıştım, böyle bir hastalığa, buna. O zaman da pandemi ilan ediyoruz. Gerçekten bu virüs insanlar öyle deneyler yapıyor ki, öldürmek için elinden geleni yapıyor. Düşünün, sizi almış, esir etmiş kendine ve öldürmek için elinden geleni yapan bir lanet bir şey bu. İnanın ben konuşken bile hala tüylerim diken diken oluyorum. Ben ne atlatmışım diyorum. Yani nefes, rahat rahat bir nefes alayım diyorum. Alamıyorum. Sanki bu arada bir hırıltı var. Nefesi almama engel yok. Kalbime çarpıntılar vuruyordu. Bir şey söyleyeceğim. Siz bu konuşmayı radyoda kaçıncı kez yapıyorsunuz? Herhalde iki sefer mi seramini yaptım, ama binler hani hep yanlış, bu katılana yanlış konuştuğu için neyin olduğunu bilmiyorlar. Gerçekten bu virüs insanı özü ve şeyinden gelen yapan bir ama virüs. Siz de hastaneye gitmemiştiniz hatırladığım kadarıyla. Evet, ben bunu pandemi ilacıma... Şimdi bazı şeyler değişti. Bak, siz üçüncü kez, benim bildiğim üçüncü kez anlatıyorsunuz radyoda. Evet. Arkadaşlar da şimdi uyarıyorlar, sürekli bağlanıp aynı şeyleri anlattığınızı söylüyorlar bana. Şimdi sizin değişen bazı şeyler var. Bir kere herkes sizin gibi bilinçsiz davranmamalı. Bu mesajı zaten verdik. Bu kadar semptom gösterip de hastaneye gitmemek, ölüme davetiye çıkarmak. Siz adeta bu riskleri almışsınız. Evet, aynen. Ölümle dans etmişsiniz. Ama şimdi, hala dışarı şimdi, çıkmaya korkuyorum. İyi yapıyorsunuz. Bir korkmanızda fayda var. Şimdi bu bir. İkincisi de sizin hastalandığınızı söylediğiniz dönemle şu an arasında
ciddi bir fark var. Virüsün etkisi azalıyor ve insanların dikkatiyle beraber de bulaşıcılığı da azalıyor. Bulaştığı zamanki virüsün etkisi de azalıyor. Virüs de aynı virüs değil. O yönde de emareler var. Hastanelerden gelen bilgiler başvuruların, semptomların şiddetinden daha fazla evde tedaviyle geçirebildiği noktada, ağır vakalara rastlanmadığı noktada tedavide ciddi aşama var, ciddi başarı var. Tecrübe kazanıyor doktorlar. Hangi ilaçları hangi noktada kullanacakları vesaire. Sağlık Bakanı bunları açıkladı. Dolayısıyla bir ay, bir buçuk ay önceye göre tedavilerde, tedavi süreçlerinde, semptom ağırlıklarında vesaire, başvuru sayısında her şeyde düşme var. O bakımdan her şey değişiyor. Şartlar değişiyor. Tabii sizin bilinçsizliğiniz daha artık çok daha bilinçli toplum. Dolayısıyla enseyi çok fazla karartmamak lazım. Teşekkür ediyoruz size katıldığınız için. Hayatta başarılar diliyoruz. Tekrar bağlanıp aynı hikayeyi anlatmanıza da gerek yok. Evet, son dinleyicimizi de almış olduk böylece. Artık yavaş yavaş programı da sonlandırıyoruz. Dün Fransa'nın Lig 1 ve Lig 2'yi sonlandırması günün en önemli tartışma konusuydu. Daha önce biliyorsunuz Hollanda ve Belçika benzeri kararlar almıştı. Ama Hollanda Ligi'nde gelecek sezona dair Avrupa Kupaları ile ilgili katılım ve küme düşme konuları ilerleyen günlerde karara bağlanacak. Onu hatırlatmış olalım. Bunun dışında UEFA 25 Mayıs'a kadar üye ülkelerden plan program istedi. Ona göre de kendi organizasyonları için bir yol haritası çizecek UEFA. Futboldaki en önemli gelişmeler bu şekilde. Onun dışında gazetelerde röportajlar var. Özellikle futboldaki ekonomik krize dair yöneticilerin açıklamaları, bunları okuyoruz. Tek tük de olsa transfer haberleri var. Tabii tüm gelişmeleri her zaman olduğu gibi hem Radyo Spor'dan hem de ajanspor.com'dan takip edebilirsiniz diyelim. Bizden sonra az sonra Radyo Spor'da Aygün Özüpek sizlerle beraber olacak. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.